Sevim Zilayaz'ın 3 evladı var. 3 çocuğu var. Buraya onu getirense burcusu. Kızı. Lütfen öyle konuş. Bizi ayırmaya çalışıyor. İki ailenin arasını altınlar mı açtı? Sen buraya geleceksin, ben seni göreceğim annem. Hiç boşarıya çekme. Burcu gerçekten korkutuluyor mu, korkuyor mu? Sevim Zilayaz'ın kızı Burcu, damadı ve dünürleri canlı yayında. Sıkarı takıyor bütün köye. Yusuf Güneş cinayetinde iddialar kimde yoğunlaşıyor? Mıknar öldürdüğü gece ben evimde yedim. Bu adamın ölüsü de sıkıntıydı, dirisi de sıkıntı diye bize böyle şey yapıyor. Bir dakika, muhtar için mi bunu söyledin? Aynen. Hiçbiriniz masum değilsin. Dilek Yakar biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Geçen sene öğrendim. 27 yıl hiç duymamış mıydın? Hiç duymadım. Annem kim, babam kim? Bu en büyük öğrenmek istediğim kardeşim. Araştırmadım, hiçbir şey kalmadım. Hepsinde elim boş döndüm. Birazdan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ellerinize yüreğinize sağlık. Efendim, Star TV ekranlarına hoş geldiniz. Gerçeğin Peşinde başladı. Taner Hocam da birazdan bizimle birlikte olacak. Hasan Bey dün akşam özellikle Yusuf Güneş dosyası üzerinde çok çalıştı, biliyorum. Orada yakaladığı ipuçları var. Bizim de yakaladığımız bazı ipuçları var. Zamanı geldikçe onları sizinle paylaşacağız. Hepsini bir şu anda açıklayamayız. Bildiklerimizin o kadarını söyleyeyim. Ama sizden gelecek telefonlara, bilgilere her zaman çok ihtiyacımız var. Bütün konularla ilgili bildikleriniz sayesinde sonuca ulaşacağız sevgili seyirciler. Arkadaşlarım telefon başında 7/24 size cevap veriyorlar. Ve varsa kayıplar başvurun ki onları da bulup sizi kavuşturalım istiyoruz. Yeni bir kayıp hikayemiz var. İsmail Ilgaz 16 Eylül'de kayboldu. Evli, çoluk çocuğu olan bir insan, emekli ve birdenbire ortadan niye kayboldu İsmail Bey? Kardeşi Ali Ilgaz burada ve eşi Kezban Hanım burada. Bakalım İsmail Bey kayıp mı, kendiliğinden mi gitti? Kaçırıldı mı? Başına bir şey mi geldi? Şüphelendiğiniz biri ya da bir durum var mı? Ya hocam, şöyle şimdi, tek cümleyle başta. Yani şüphelendiğimiz bu durum yok. O ana kadar hayat normaldi. İşte birden sabahtan çıkıyor, işine geliyor. İşte saat 4 gibi arkadaşına diyor ki, ya bir arkadaşımın cenazesi var. Ben diyor Beylikdüzü'ne gideceğim. Cenazeye gidiyorum diye giden kişi, evet, bir küçük bilgi vereyim. Bir iki gün sonra bankadan para çekiyor, evet, ama 16 Eylül'den sonra bir sonraki maaşına hiç dokunulmuyor. Acaba işte insanın aklına orada korkutan ihtimaller geliyor. Evet. Hayatta değil mi? Kendi isteğiyle gitmişse neden maaşını çekmemiş, neden hiç ailesini aramamış diye İsmail Ilgaz'ı arayacağız sevgili seyirciler. Ve Dilek, biliyorsunuz, biyolojik anne babasını aramak için gelmişti programımıza. Antalya'dan geldi. 28 yaşında genç bir hanımefendi, bir çocuk sahibi ve bir yıl önce aslında onu büyüten anne babasının biyolojik anne babası olmadığını öğreniyor. Evlat edinildiğini öğreniyor. O günden sonra da gerçek biyolojik ailesini, gerçek aile demeyelim. Bu kavramları bazen aceleyle yanlış kullanabiliyoruz. Onu büyütenler aslında gerçek anne baba. Kadriye Hanım ve İsmail Bey'i arıyor. Biyolojik anne babasını arıyor Dilek. Bilgiler bunlar. 1991'de Antalya'da özel bir klinikte dünyaya gelmiş Dilek. Babası fırıncıymış. Evlilik dışı bir birliktelikten dünyaya gelmiş. Bu bilgiler size bir şey çağrıştırıyorsa lütfen bizi arayın ve dileğin bu hasretini sonlandıralım istiyorum. Hacer Hanım'la dün hiç konuşamadık, vakit kalmadı. Bugün anlatacak bize hikayesini. Aslında çok acı bir öykü var orada. Çok genç yaşta toprağa verilmiş bir evladın kalan yadigarlarını görmek için burada Hacer Hanım. Torunlarını görmek istiyor. Çünkü onun oğlu daha 25 yaşındayken lösemiye yenik düşmüş. Ve 1,5 yaşında kızı Zahide dünyadaymış. Ve eşi, yani gelini, 2 aylık hamileymiş evladını kaybettiğinde Hacer Hanım. Ama hikaye o kadar enteresan ki, oğlu askerdeyken bir kıza aşık oluyor. Annesini arıyor. Anne gidiyor. Oğlunu, aşık olduğu kızı kendi kullandığı arabayla kaçırıyor.
ve sonrasında işte sanki böyle acele, kısa hayata sığdırmak istercesine yaşamış oğlu İsa her şeyi. Hacer Hanım da şimdi torunlarını görmek için bize geldi. Bunun için başvurdu. Dediğim gibi Yusuf Güneş cinayetini konuşacağız. Bugün çok önemli bir röportaj var, size aktaracağım. Muhtar ölmeden bir gün önce okulda muhtarı vuracaklar diye duyan çocuk babasına başka neler anlattı? Onlara getireceğim ekranlarınıza, ama Sevim Hanım'la başlayalım istiyorum. Evlilikler başlangıçta hep güzel hayallerle yapılıyor. İşte iki aile birleşince de daha bir zenginlik, daha bir güzellik olacak diye umut ediyorsunuz. Ama Sevim Hanım'ın kızının daha 18'de sosyal medyadan tanışıp kaçtığı kişiyle yaptığı evlilik öyle olmamış. Anneye hem torunları hasreti getirmiş hem kızına. Sevim Zila Yaz'ın 3 evladı var, 3 çocuğu var. Buraya onu getiren ise Burcu'su. Nide'ye kaçıyor işte. Daha 18 yaşındaydı. 18, 3 gün doldurmuştu, gitmişti. Yaşını beklemiş zaten. Bu evlilikten şu anda 2 torunu var. Evet. Biri 10 aylık, biri 2 yaşında. Evet. Hem onları göremiyor hem de o evladını göremiyor. O evde 13 kişi yaşıyordu. Köye gittik. Kızımın gittiği yere. Bulduk bir gün sonra. Obru köyündeydi Nide'nin. İşte orada oturduk, 2-3 saat bir oturma geçti. Kızımızı gördük, evlerini falan gördük. İşte bir evde 13 kişiler. 13 kişiler. 13 kişi. Bir oda kızımın, bir oda öbür gelinin, bir oda kaynana kayınbabanın. Dedi yani kızımın evini ayır. Yani burada kalmasın. Çünkü biz gittik yani o ilk dönemlerde 3 gün kaldık. Biz hiç huzur almadık. Tad almadık yani. Neden? Ya kızımla hiç bir araya gelemiyorsun evin içinde. Konuşamıyorsun. İki ailenin arası altın yüzünden açıldı. Kına da düğün de burada yapmadılar. Orada yaptılar, biz oraya gittik. Orada işte biz dedik hani kızımızın kınasını biz yakalım. Hani ailece gitmişim, kuzenleri falan da vardı. Dedi yok, biz izin vermeyiz. Yakmayacaksınız. Yani güvenmediler bize daha doğrusu. Hani götürürler, vermezler, alırlar. Korkuyorlar da yani bir yandan. E nasıl yani şimdi sen? İşte düğüne kadar gitmişim, o kadar insan. Oraya gittin, evet. Tekrar alıp geri getir. Şimdi sor soracağın cevap tek şey o, güvenmiyorlar. Kızıma 15 tane altın yapmışlardı, bir de 5'i birlikte atmışlardı. Ben de onu düğünde dedim ki biz hani oraya görmeye gittiğimizde kızımın bazındaydı. Hı. Neyse işte bize geldiklerinde de altını getirmemişlerdi. Getirmesin ne olacak? Getirmemişlerdi. Bizimki de dedi ki Arif orada sen Şanlıya Şerefiye taktın gösterdin dedi. Benim kızım dedi nenesine gidecek, dayısına gidecek, oraya gidecek, buraya gidecek. Hani barışma esnası geliyor ya. Peki dedi yani nasıl olacak bu böyle? Ya dedi yoldan geliyor dedi, ne olur ne olmaz dedi. Biz dedi hani güvenemedik dedi. Kayınvalidesinden şiddet görmüş. Babası kaza yaptı, göndermediler. Düğün yaptım oğluma, göndermediler. Kayınbabasına ben dedim ki hani bu Ramazan bayramında sizde, acı bu kurban bayramı da bizde kalsın. Hani bir bayram sizde getirmediniz, bir bayram da bizde kalsın. Tek bir şeyi söyledi, dedi biz eşimle yatıyorduk dedi, kaynam geldi. Onlar gerçi şakaya buldurdular ama ben bilmiyorum, inallahla kendilerinin arasında bir şey. Dedi kemerle bacağıma vurdu, daha ne yatıyorsunuz? Kemerle vurdu? Evet. İlk çocuğunu senin yanında doğuruyor kızım. İlk doğumunu benim yanımda yaptı. Burcu ilk torunu senin yanında doğuruyor. Doğuma geldiler mi? Gelmediler. Gelmediler. Aramadılar. Taraflar tek tek canlı yayına bağlandı. Abla kendi istemiyor annesiyle babasıyla görüşmeyi. Benim suçum yok ki ya abla. Ya niye istemesin annesinin babasının? İstemiyor. Ne ben için yapam, hiçbir şey yapamam. Benim yuvamı yapacaklar ki. Karşındaki senin eşinin annesi. Çocukların anneannesi. Lütfen öyle konuş. Annesi bizi ayırmaya çalışıyor abla ya. Ya niye ayırmaya Niçin çalışıyor? Niçin ayırmaya çalışıyor? Bu görüntü suçu ya. Bir saniye. Bir sorun orada canlı yayında. Yalçın. Duysun sorun ya. Duysun. Niçin ayırmak ya istiyor? Yalçın niçin? 4 sefer göndermişsin ben. 4 sefer niye göndermedin bir sor ya. Eşimi niye kaçırdım geldim ben oradan yeniden ya. Burcu'ya ulaştık. Beni sesim annemle konuşuyordum. Eşim konuşturuyordu. Kimsenin haberi yok, tamam mı? Kimsenin haberi yok ki. Ben babamla da konuşurdum, annemle de konuşurdum, komşuyla da konuşurdum geceleri. Gece. Abimle de konuşurdum, yengemle de evet, konuşurdum. Evet, 2'den sonra, 3'den sonra herkes yattı. Gece sonra dediğin kaçta? Herkesle konuşurdum. Gece dediğin ne zaman mesela? Gece dedim 11-12'ye konuşurdum, niye yalan söyleyeyim? Babam da özledi, ben de özledi. Ayırmak değil, yemin ederim ayırmak değil, söz veriyorum, yemin ederim. Gelsin görsün otursun konuşalım, ha. Madem özlemişse özlemini gidirelim. Özlemişse. Onlar da Burcu, kızı boşayacak. Anneni görmek istiyor musun sen? İstemiyorum. İstemiyorsun.
Hiç kimse istemiyorum. Yemin ederim orada bunlar söyletiyor. Sevim Zilayaz kızına ve torunlarına kavuşabilecek mi? Şimdi bir anne için herhalde en zor şey evladının ona seni görmek istemiyorum demesi. Yani o anne işte kalkıp kendi imkanlarıyla bir programa başvuruyor ve evladıma kavuşturun beni diye sesleniyor ona. Kızını görmek istiyor. Bütün isteği bu. Ve kız canlı yayına bağlanıp seni görmek istemiyorum diyor. Ben şimdi programın başından beri Sevim Hanım'ın yüzüne bakıyorum. Dünkünden çok daha üzgün, çok daha yaralısın Sevim. Dün akşam pek uyumadın anladığım kadarıyla. Ha? Uyuyamadım. Uyuyamadım. Neden uyuyamadın? Gelir mi gelmez mi? Görür müyüm görmez miyim? Ya bir şeyler yani şu dünyayı verseler ben tek sadece kendine koşarım. Duydukların üzdü seni. Kendisiyle söylemiyor eminim yani. Ama tabii anneler evlatlar ne derse desin asla onlara kırılmaz tabii. Biz bunu biliyoruz. Yok, anneler her şeyi affeder, her zaman evladının yanındadır. Ağlama ne olur. Yani evet biz Burcu'yu davet ettik buraya gel diye. Eşini de davet ettik, kayınvalidesini, hepsini buyurun gelin. Biz sizi bir konuşturalım, çözelim. Bir arada dargınlık, küskünlük ne olduysa oldu. Bunları aşalım diye ama buraya gelmediler. Fakat biz arkadaşlarımızı gönderdik. Abdullah Deniz Niğde'ye gitti. Şu anda canlı yayında kızın Burcu, yanında eşi Yalçın, kayınvalidesi Arzu Hanım ve kayınpederi Arif Bey var. Merhabalar diyelim onlara. Merhaba İnce Hanım. Merhaba. Merhaba Abdullah. Şimdi bir aile ortamındasın ama biz aslında işte o aileyi tamamlayan diğer bireylerle aradaki bu tatsızlık giderilsin diye bu yayını yapıyoruz. Oraya gidiş amacımız o. Burcu ile konuşacağız. Dün neler söylemeye çalıştı aslında o cümlelerde çok şey gizli. Ama telefonda da konuklarımız var bizim. Sevim'in kız kardeşi Burcu'nun teyzesi Nevin telefonda ve aynı zamanda da Burcu'nun abisi Bayram da telefonda. Burcu'nun babasının ayağı kesilmiş bir trafik kazası sonucu ve ne yazık ki evladını görememiş. O sürede Burcu'sunu yanında görememiş ama biz babayla konuşamıyoruz çünkü kulağı ağır işittiği için canlı yayında dün denedik konuşmaya iletişim kuramadık. O da şu anda canlı yayında evladını çok özlemiş onu bekliyor. Burcu sen dün ben istesem annemi giderim gelirim görürüm hiçbir engelim yok dedin bize canlı yayında. Değil mi? Evet. Gerçekten böyle mi? Evet. Ama abin Bayram'a attığın mesajlar var. Annene attığın mesajlar var ve şu anda da abin hatta. Onlar tam tersi ben olduğunu iddia. Ben abime ne mesaj atmışım? Bayram, duyabiliyor musun beni? Duyuyorum canım. Merhabalar. Kız kardeşin, merhaba. Kız kardeşinin hiçbir sorunu olmadığını ama kendisinin sizinle görüşmek istemediğini söylüyor. Ya hayır öyle bir şey yok aslında. Kendisiyle ben böyle kardeşten ziyade sırdaştık. Annesi bazı şeylerin annesini anlatamazdı, bana anlatırdı. Evet. Benim hiçbir şekilde sorunum olmadı kendisiyle. Ailesiyle bile şey olmadı, sorunumuz olmadı. Babamla bazı bir tarz şeyler, tatsızlıklar yaşadı. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Diyaloğa girmedim, kötü laf söylemedim. Baban hiçbir kaçtığı zaman onlara için karşı, mi? Evet. Evet. Kaçtı yani içimde ufak bir levik kırgınlık yapmadım onlara karşı. Tamam. Peki Bayram annen sana attığı mesajlardan bahsediyor bize. Yani ve hatta daha öncesinde de kendisine yolladığı mesajlar üzerine jandarmayı aramış ve jandarmanın yanındayken kızı Burcu'yla konuşmuş. Burcu'da evet, böyle bir doğru. Şey yok diyor. Doğru. Bir anlatır mesajlar mısın? Mesajlar duruyor bize? Zaten. Bir anlatır mısın? Ya... Yapamıyorum, edemiyorum abi. Anneme bir şey deme, üzülmesin. Ben oraya gelmek istiyorum. Ya bu tür şeyler. Ne zaman geldi bu mesaj? Ya fazla bir şey olmadı. Bir iki ay falan oldu, 1,5-2 ay. 1,5-2 ay önce kız kardeşin sana annem üzülmesin, ben burada yapamıyorum, oraya gelmek istiyorum diye mesaj evet. Attı. Evet, o zaten babamdan dolayı gelmek istemiştir o. Çok adım gibi eminim. Çünkü hı-hı. Babasına çok düşkün. Evet. Ne kadar oldu kaza yapalı eşin Sevim? Tam 1 yıl 12 bayram. 1 yıl tam oldu. Bacağı kesildi ve kızını evet. Görmedi mi hiç? Yok görmedi. Görmedi. Burcu. Orada benim gördüm desin.
Benim düğünüm oldu. Evet. Cuma günü düğünüm oldu. Cumartesi Burcu'yla konuşuyorduk zaten o sırada. Abi dedi ben Yalçın'ı dedi ikna edeyim dedi. Beni dedi gelin alın buradan dedi. Hatta Yalçın'la beraber alacaktık. Evet. Cuma günü kınam oldu. Pazar günü düğünüm vardı. Cumartesi günü Yalçın boştuk gel zaten. Al dedi bana. Evet. Yalçın dedi gel al dedi. Ben de arabanın süsüyle çıktım. Yani sabah erkenden cumartesi günü. Evet. Yoldan babası aramış demiş ki gel, bura gelirlerse kan dökülür falan demiş. Bir dakika senin düğününe de gelmedi yani. Hayır. Hayır hayır. Maraş yolundan geri döndüler. Yoldan geri döndü. Düğün arabanla süsledin püsledin kız kardeşini alacaksın. Evet. Kına günüydü. Akşama kına yanacaktı. Sabah erkenden oğlum gitti. Kendi düğün arabamla gittim oraya. Gidecektim yani. Burcu. Benim telefonlarımın hepsi engelliydi. Yolda sağ olsun bir tane abiyi durdurduk. Onun telefonuyla aradık babasını, kayınbabasını. Ve bize Yalçın ondan gel dedi. Bir dakika ya zaten gel demesine ben gerek yok ki. Abinin düğünü Burcu madem bu kadar rahatsın. Yani abin seni almak için izinler alıyor. Engellenen telefonlar olduğu için ulaşamıyor. Başka kişilerle ulaşıyor. Ve sen buna her şey Arif Bey, Arzu Hanım ve siz bunların hepsi normal diye mi düşünüyorsunuz? Kendilerinin de bir tane kızı var ya vicdanca yapsınlar bunu. Dayanabilir misiniz siz? Size söz diyorum, yıkmayacağım diyorum ya. Sadece ölümde, dirimde, düğünümde, özledimde kızım bana gelsin. Ben geleyim, o gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Yıkmayacağım ya. Yıkarsan bir Türkiye duyduysa bir Türkiye'de duysun. Yıkmayacağım. Ya niye yıkasın evladın yuvasını zaten o mutluysa da. Söz hakkı alabilir miyim canım? Yıkmaya çalışıyorlar diyor. Buyurun, alın tabii ki. Yani ne söyleyeceksiniz? Buyurun. İnci Hanım zaten bu bizim kaynana zaten istediği zaman zaten gelip görebilir, konuşabilir. Ben oraya götürebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Nasıl bir durum? Hani güvence yok ortada. Yalçın. Bunlar güvendirici bir şey vermiyor yani. Yalçın bir tek şey soracağım. İnsanlık hali. İnsanlık hali İnci Hanım. Yalçın. Senin kayınpederinin ayağı kesilmiş, kaza geçirmiş. Bırak Burcu'yu sen, annen, baban gidip bir geçmiş olsun dediniz mi? Aradınız mı? Hayır. Gitmedim. Aradın mı? Gitmedim. Gerekçe duymadım. Gerek duymadın. Onlar bana o kadar kötülük yaptı ki. Onlar bana 4 sefer gönderdi. Ne yaptı merak ben ettim. Ben onlardan soğudum. Yalçın nedir kötülükleri gerçekten merak soğudum ettim. 10 sefer geldi ya. Ne anlatsın Hanım, Sayın Hanım ne kötülük yaptınız merak ediyorum. Evet buyurun. Bir kadın anasının evinde 8 ay 1 sene kalamaz. Niye kalmış? Hani benden yana bir sıkıntısı vardı. Bak benden yana bir sıkıntısı varsa ben bu kadını 4 sefer neye getirdim? Benimle niye geldi? Veya niye burada şiddet altında. Ondan sonra veya baskı altında. Bu kadın istese gidemez mi? Gider. Hangi zamanda yaşıyor? Hangi devirde yaşıyor? Niye? Gelemiyor. Huzursuzluğunuzun yüzüne gelemiyor. Sana da söyleyemiyor. Gelir. Senden gelir. Akşam konuşuyor, sen her şeye gelir. Tamam diyorsun, kızım sabah kalkıp değişiyorsun. Gelir ama size güvenemiyor. Hayır, bize değil. Senin gelir ama hayır, size güvenemiyor. Hayır, kızıma gidersen geri gelemezsin diyorsunuz. Biter diyorsunuz. Size hadi senin iki kızın var, Yalçın ya. İnci Hanım. Haydi Arif Arzu, senin de bir kızın var. Yalçın, başka ne kötülük yaptı Sayın Hanım? Bir onları anlatın, merak ediyorum ve ailesi. Yani Burcu'nun İnci annesi Hanım, bunlar, babası. Şimdi dayılarımda, amcalarımda ben rezil oldum. Ne rezil oldun? Nasıl rezil? Çok rezil oldum. Gecenin ikisinde, gecenin üçünde insan aranmaz İnci Hanım. Gecenin ikisinde, üçünde arayıp. Niye gecenin ikisinde, soru üçünde soruyorum. Aradın seni? Niye aradım? Burcu siz gittiğinden sonra. Gecenin ikisinde bir vallahi dakika, bir dakika, billahide. Bir dakika tamam. Ben niye cevap vereceğim. Aradı. Eşim aradı. Mesajlarını size de göstermiştim zaten. Evet, evet, evet. Her sözü veriyorum. Kızım diyor ki beni kayınbabamgilden uzak tut. Tamam diyor sen söz veriyor. Kızım oraya gidiyor babaannesigile. Orada getiriyor diyor ki giden gitti geçen geçti geçmişte kaldı. Bu gelin sizde siz bunda bu konuyu kapatacaksınız. İki sefer benim damadım kızımı iki seferdir ikisine de evine ayrı diye götürdü. Niye halen orada? Sorar mısın bunu? Sen hanım söz hakkı alabilir miyim? Buyurun Arif Bey. Hocam ben Yalçın Yiğit'in babasıyım. Söz hakkı alabilir miyim? Yok Yalçın buna cevap versin. Arif abi seninle sorunum yok benim burada. Yalçın sen iki sefer kızımı bu şekilde söz verip götürmedin mi? Allah için konuş. Ben 4 sefer götürdüm. Dördüncü seferinde de gönderilmedi. Boşanma davası Yalçın, açıldı. Yalçın başka bir şey ben söylüyor sana kayın. Gittiğinde en az 6 ay 7 ay kaldı. En az.
Boşanma davası açıldığında 8 ay 1 sene kaldı. Ondan sonra 8 ay kaldı. 6 ay kaldı. Bir saniye. Yani 4 kere senin sizde elinde, normal bir şey mi bu İnci Hanım? Yalçın bir saniye. Yani 4 kere eşim senin... oraya gönderip gezmeye diye gönderip. Bir soralım. 4 kere evet, senin evladın bilmiyorum, yanına geldi. Bir hamileyken geldi. 8 ay aramadılar. Doğum kaldı yaptı, dedi. Gitti, bir de oğlumun kazasında geldi. O 4 kere gelmiş ve 5-6 ay senin yanında Burcu kalmış. O zaman zaten siz 3 yıllık evlisiniz. Burcu'ya verir Burcu misiniz? Burcu. Annenin babanın yanında mıydın sen o zaman hep evliyken? 4 sen 4 aylıkken geldin. Sena Sevim ben doğum yaptın. 8 aydan sonra bir daha büyüğün kazasında geldin. Sen başka benim evime geldin mi? Yok. Abin askerden geleli 2 sene, 1 sene askerlik yaptı. Çocuk 1 sene de geleli oldu 2 sene. Burcu. Niye Yalçın orada öyle iftira atıyorsun? Korkma kızım, korkma. Ben yıkmıyorum. Sadece şimdi seni görebilir miyiz arkadaşlar? Ben göremiyorum görüntüyü. Merak etme. Doğruları söylüyorum. 4 sefer diyorsun. Burcucuğum şu çeneni kaldır, bir yüzünü görelim her şeyden önce. Konuşamaz onların karşısında ya. Burcu, annen diyor ki... Eşek olmuş. Bir saniye. Estağfurullah, ne bileyim, öyle laflar kullanma. Annen diyor ki 4 aylık hamileydi, geldi. 8 ay benim yanımda kaldı. Doğumu benim yanımda oldu ve bu arada arayıp sormadılar, gelmediler. Sonra tekrar kızımı kaçırdı. Gitti kızım da kendi isteğiyle, çocuğun babası gitti. Kendi isteğiyle sonra gittim. Gerçekten 4 kez. Yemin 4 et kez Yalçın'ın dediği gibi gittim ve her gidişinde 6 ay seni annen alık mı koydu evde? Burcu. 4 kez mi Burcu? Ya gittiğim zaman göndermediler. Kaç kere tamam, gittin annem? Kaç sefer geldin? Ben bir abim kazasında gittim. Bir evet, bir de yeni evliyken geldin. 4 aylık hamileydin. Bir de o hamileyken tamam gittim. Başka? Bir de gezmeye gittim. Bir de gezmeye gittim. Gezmeye gittim. Ay gezmeye baban giden, kaybaban giden geldin. Zaten tekrar döndüm ve 2 sefer gittim de göndermedi. Tamam, niye 4 sefer göndermemişim ben? Hani el öpmeye geldiler, kaynanası kaymabası gitti Bey, ya. Arif Bey, şimdi onun öyle olmadığını anladık. Yalçın diyor ki 4 kere geldi, 6 ayda kaldı. Ya zaten haydi 6 sefer 24 geldi. 24 ay eder, toplam 3 yıllık evliler, 8 ayda öncesini kat. Hep orada ya geçen geçti Yalçın, Arif ben Bey, geçmişi tartışmıyorum Arif lütfen. Bey. Bak az ve öz konuşuyorum, geçmişi tartışmıyorum. Selamun aleyküm, iyi yayınlar İnci Hanım. İyi yayınlar, teşekkür. Arif Bey, senin dünürün şöyle kaza geçirmiş, bacağı kesilmiş. Oğlum da gelinini gelmedi. Gönderdin mi ya da sen dünürünü arayıp geçmiş olsun, Allah şifa versin dedin mi? Oğlunu evlendirmiş, hayırlı olsun diye aradın İnci mı? Hanım, gittin mi düğününe? İnci Hanım, şimdi Burcu gelinimi ben bizim dünürlere gönderdim, tamam mı? O üzeri yüklüyken 4 aylık kana orada tabii bu gelmedi. Ben telefon açtım babasına, amcasına, dayısına. Dedim abi bak biz hısımızdım, hasim olmadık, ne olacak, gönderin bu çocuğu. Gönderin. Ondan sonra babası bana telefonla ne dedi biliyor musun canım? Gönderin. Dedi buraya gel, sana gelini vereceğim dedi. Sen buradan... Kurşun. Jandarmayla geleceğim. O kurşun atsaydı git. Babası. Senin oğlun eşini almaya gitti mi? Dedi. Senin oğlun eşini almaya gitti mi Arif Bey? Ondan sonra... Tatsızlık oldu ama İnci ben Hanım, geldim çözelim bu anne... işini gitti mi? Arif Bey. İnci Hanım annesi dedi ki ben dedi Nide'nin adamı komple. Konuşmalarınıza dikkat edin. Terbiyesiz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Ya... Sordum. Gelininiz babasının evine gittiğinde aranızda tatsızlıklar yaşanmış. Altındır bilmem nedir. Bu altınlar ne oldu bu arada? Bu kadar her şeyi bozan altınları da merak ettim ben. Yalçın ne oldu altınlar? Altınlar İnci Hanım altınlar ne oldu? Düğün yaptık, borçları vardı, satıldı, borcuna gitti altınlar İnci Hanım. Düğün borcunu ödedin. O zaman gelin düğün yani yaptık, İnci Hanım. Arkadan düğün siz ilk ziyarete gittiğinizde herkesin altın getirmiştiniz. Başında. Onlar neydi? Ziyarete geldiler, altınsız geldiler. Ya, o altınlar orada bir rahmetli oldu. Amca dediğim gibi Allah rahmet eylesin. O altın amcam getirdi. Biz yolda korktuk. Kızıma takıldı. Kaza bela olur diye getirdi. Ya kendi arabanla gelin yoldan neyle korkuyorsun? Amcam getirdi. Tamam neyse altınlar da bozulmuş. Garantisi bütün her şey olabilir. Bu kadar sebep olabilir. Olabilir. Sizin için var, canlarımız gitsin de yeter ki para gitmesin. Arif Bey. Esirgedi İki tane bilezik taktın canım bu kızına. Küpeleri vardı onları tüm çıkarttılar orada. Bu borcum vardı borcuna sattılar. Bunları ben krediyle aldım. Daha benim bankaya ödemelerim var. Zor şartlar altındayım. Ha bunlara ev alacağını İnci Hanım. Kolay değil borcu ödemek yani.
Her şey bir anda olamaz İncan'ım. Siz 13 kişi ha, gerçekten bir evde mi oturuyorsunuz şu anda hala? Kapım her zaman için açık bu kişilere. Bu tamam. Şu an bu ev kimin yerine? Arif Bey siz kapım açık sonra, diyorsun ama İncan'ım, ne senin kapın bizden, açık ne de gidip tümünün kapısını istediler. Çalıyorsun. Ne? Ne istediler? Yemin et bir kızın üstüne. Açık senet istediler. Niye istemişler o açık senet? Ne istediler? Yemin et. Anlamadım. Açık senedi niye istemişler? Bana araba mı yürümüş bir sor bin canım. Ne yemin senedi? Et. Açık senet. Ne için açık istediler senedi? Bilmiyorum senedi. Ne için istediler? Açık senet istediler benden. Ne için Arif Bey? Ne içinde? Yemin etsin. Benim şahitlerim var bana kuğur yaptığını. Burada arkadaşım biri şahit getirip konuşturabilir miyim yayında? Ne için istemişlerdi? Bir sorar Arif mısın? Bu, ne için senet istediler? Burada o adama da kuğur yaptı. Bak burada yanımızda çağırayım mı o adamı Arif yayına Bey, getirin sorulara mi? Cevap verseniz biz sizinle çok daha rahat bir yayın yapacağız. Açık senedi ne için istediler, ne zaman istediler? Bilmiyorum bu gelin bizim oraya Tarkın gittiğinde bunlar istediler. Açık senet vereceğim boşanma davası açtılar İncan'ım. Sor bu niye açtınız? Niye için bu açık senedi? Bana araba mı yürümüştü açık senedi istedi benden İncan'ım. Senet mi istedi? Kim istedi senden? Ben bankaya ipeteye verdim arabaları ama ben kredi kullandım. Bunlar bana ne vermiş de ben açık senet vereceğim. Var mı bu Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir açık senet veren kişi var mı orada seyircilere de bir sor babamdan be herkese be İncan'ım. Açık senet mi istedin Sevim Hanım? Böyle bir senet mi? İstemişim zar, hayır. Babasından ikisi istedi bunu. Benden ha. Ha boşanma lafı falan geçti. Doğru yani. Onu ben açık açık konuştum zaten. Göndermedim doğru. Boşanma davasını açtılar İncan'ım. Ben doğru söylemem. Zaten göndermedim. Ben telefonu açtım. Babasına. Ama açık dayısına, senet kelimesi olmadı. Amcasına. Dedim bak. Kısım olduk gelin bak gelinimizi gönderin dedim. İncan'ım ben burada oradan otobüs tuttum bunlara. Arif Bey gönderin. Şunu söylüyorum. Otobüs 1250 lirası 1200 liraya geldi. Arif Bey. En başta bir takım tatsızlıklar olmuş ya. Söyledim işte ben. Zaten zannediyorum sizin böyle karşılıklı inatlaşmalarınız yüzünden ufacık şeyler büyümüş ben de büyümüş ki ve az ve öz durum... geçmişi bırakın. Sen de hatalısın ben de hatalıyım. Geçmişi bırak. Bundan sonrasını. Bundan sonra bunlar olursa sen nasıl çık konuş orada ya. Nasıl sana şimdi? Ya ben sana niye yavralayım benim nasıl kızım gelsin diye. Sana? Niye yavralayım niye? İnce Hanım. Ya ben soruma bir cevap verin de şey öyle var. Gidelim. Lütfen şimdi rica ediyorum. Arif Bey ve Yalçın, eşin hamileyken annesinin evine gitti. Buyurun. Aranızda tatsızlık oldu. Kadın orada 8 ay durdu eşim Burcu. Evet. Biriniz kalkıp da gidip ya çözelim evet. Şu işi diye yüz yüze konuşup almak için o kapıya gittiniz mi? Telefon açıp gelini bana gönderin demek İnce biraz tuhaf gelecektim. Değil mi? Gönderin. Hepsi gönderin. Bir saniye. Ben gidecektim İnce Hanım. Ha. Evet. Ben gidecektik, toplanıp gidecektik. Ama izin gelmeyin dedi, gerek yok dedi. Gelmeyin dediler yani ya. 8 ay sonra ben aramıştım. Ben 8 ay ben yavralmışım, kızım yavralmış. Yani eşimi Yalçın, gel, bırakın gel, gel. Dedim, eşimi alacağım ben. Yalçın ben görmüyorum ama seyircilerimizden telefonlar geliyormuş. Dedim, Yalçın sever. Arkadan Burcu'yu dürtmesin konuşurken diye. Ben görmüyorum ama Yalçın arkadan ya, konuşurken Burcu'yu dürtmesin dürtmüyorum, diye. Gerek, bak. Ha. Ben göremedim. Yok, hakkı şimdi hakkımı yemiyorum. Yalçın. Ayrıl. Yalçın. İyi baksınlar. Dütmüyorum ben. Yalçın. Evet. Evet. Yalçın. Söyle, duyuyor söyleyeyim. Evet. Tek sana bir şey söylüyorum. Giden gittiği gün bitti. Hı. O öldü. Bugünden sonrasında. Ben sana bunu Burcu son gittiğinde de söyledim. Konuştum seninle. Bunu hadi yüzümdesin. Yalçın. Gel oğlum. Ben buradan eşyamı alayım. Sen de oradan eşyanı al. Burada babayın arabası da var. Biz buradan yükleyek, sen evi tut, düzek, koşak, gelek dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Allah ya için. Evi düzelim dedin. Ha? Orada dur. Yalan, sen ne yalan dedin? Söylemiyorum. Avradımı dedin. Gönder anne, ama düzelir. Avradımı gönder anne, düzelir. Yalçın düzelmiyor. Düzelmiyor. Sen geçmişi hani bırak. Şimdi ben mi yapayım bunları? Hani eşim yanımda olmadan mı yapacağım ben? Eşim yanımda olmadan mı eşya alayım İnce Hanım? Hayır, biz buradan gelecektik. Öyle mi yapayım? Gelecektik. Yani eşyayı erkek tek mi alır? Anam baban alsın orada, anam babayla durumu yok. Utanmasın. Anam ben babamın anam, aldığı eşyayı kimse beğenmez, kusura bakmasın. Herkes anamın babamın aldığı eşyayı kimse beğenmez. Yatak odası sanki alındı, beğenilmedi. Yatak odası ya, alındı, aşkına. Beğenilmedi. Ben vereyim bari sağ başlık parası da Arif abi barışsın bak hadi. Barışak mıyız? Neler konuşuyoruz İnce Hanım farkında mısın? Başlık parası ya? Değil amaç. Amaç başlık parası değil. Yokmuş ben sana ya. Tamam gel. Açık senet kızını gör git. Ben götüreyim.
Ya. Ama nasıl güveneyim ben sana ya? Ya nasıl Yalçın. Sen Umutlu'nun adetine bak Yalçın, yavrum ya. Yalçın 28 yaşında iki çocuk babasısın. Efendim ve canım, yani dinliyorum. Yatak odasını anne almış beğenmemiş. Bunu mu konuşuyoruz biz? Senin eşin babasının hastalığında yanına gidememiş. Senin eşin abisi evlenmiş düğününde yanına gidememiş. Abisi diyor ki ben gelin arabasıyla yola çıktım. Kız kardeşimi kendi almaya. Gel dedi. Bir saniye benim telefonum vereceksiniz cevap. Ama bunlara cevap verin istiyorum lütfen. Benim telefonum diyor abi yani senin tamam, kayınbiraderin engelli olduğu için başkasının telefonundan aradım. Bana gel dediler sonra gelme deyip yoldan geri döndüm. Lütfen buna cevap ver. Yatak odası modelini konuşmuyoruz biz. İnce Hanım olanları söylüyorum ben. Dedim annem ama sorumuza cevap oğlum, veriyorum gel, ben. Dedim. Şöyle annem, oldu. Bir sevim cevap ver. Daireyi üstüne verme. Bir sevim hanım izin ver. Güvenemedik İnce Hanım. Ya neyine güvenemedin Allah'ını seversen. O zaman kilitle hani, kapıyı da sen hani Burcu'nun üstüne. Böyle adama üstüne. Nasıl güveneyim İnce Hanım? Ya neyim var Yalçın benim böyle... Nasıl ya ben özlemişim ben görmek istiyorum bula. Senin hani bu çocuk arıyorsan ben sana göstermesem. Hani güvenilecek bir şey bırakmadın köprüde nasıl güvenim? Gerçekten pes. Sana kızın güvenmer. Kızın sana kızın güvenmer. Yalçın sana tazminat mı vereyim ya şimdi güvenmen için? Haydi söyle de ben sana onu vereyim hadi. Yok ben para da istemiyorum senden senin hiçbir şeyin istemiyorum. Ya senin deme ben lütfen. Ben öyle bir kelime konuştum Yalçın, mu tazminat gerçekten senin dediğin kadar rahatsız konuştun benden oluyor. Daire istedin. Borcun vardı para istedin. İnce Hanım. Ben ya. Antep'e istiyorsanız bunları bana yap dedi. Şimdi para falan istemedim İnce Hanım. Mesajların duruyor Yalçın. Ben param falan istemedim İnce Hanım. Asıl sorun ne biliyor musunuz hani İnce Hanım? Benim param da var, bana pulum da gittim, var. Bana gıcık gittin madem dedi. Beni de Antep tamam, istiyorsunuz dedi. Kızım gitmedin de hani kızım yavralıyor evet. Ya ona. Yalçın gel. İşte evet. Babam burada bize ev yapacak. Hatta biz yukarı bir oda bir salon yaptık kızımın altında. Hani evet. Abisi vardı babası vardı. Belki psikolojisi falan bozuk sıkılır diye doktorla da bir görüşme yapmıştık o zaman. Dedi yani hani biraz... Şey kalsın, kendi sakin kalsın, kararlarını kendi versin. Oradan bana yazmış ki, madem ben Antep'i istiyorsunuz, ben düğün yaptım, para verin bana borcumu vereceğim. Dairenin iki tanesi, onun üstüne atacağım ben, birini kendi oturacak, birini kiraya verecek, çalışmayacak. Haydi yemin etsin. Öyle mi Yalçın? Yalçın dedim, bu ne dedim? Bana dedi ki, sinirlendim yazdı. Ben söyledim İnce Hanım. Bak, beni dinliyor musunuz? Ay, sen benden bunları istiyorsun, ben sinirlenmiyorum. Orada. Dalga geçer gibi insanla. Hem ben, kızımı götürün hem daire vereyim sana ben ya. Arzu Hanım neye gülüyor ben Hanım. Anlamadım ya. Ben hep söyledim. Böyle gülüyorlar. Bunlar, Arzu Hanım neye gülüyorsunuz? Hep Antep'ten internetten bunlar bana, kızlar kaçarmış. Bunlar bana dedi ki. Arzu Hanım neye gülüyor? Bir dakika. Gülüyor? Orada bakalım. Arzu'nun yanında Arif'in yanında köyler ne diyor o bana zaman, biliyor musun? Antep'te yok mu bir tane de bizi ayarlasana. Ya biz oraya düğünüme gitmişim diyemiyorlar ki bunlar kaşa buradan. Şey midir yani tövbe. Siz ne istiyorsunuz demiyorlar. Ben senin düğünümü... Çok dalgacı bir insanlar ya. Arzu Hanım'ın niye güldüğünü merak ettim. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz her şeye Arzu güler Hanım? O. Arzu Hanım. Yaşarsın yaşadım inşallah. Bir şey söylemek istiyorsunuz herhalde. İyi günler Ali. İyi günler buyurun. Ali. Buyurun. Hı. Arzu Hanım. Tamam. Arzu Hanım senin gelinin mutlu mu? Hı. O kızım etlerini çekersin. Arzu Hanım senin gelinin mutlu gelinim. Mu? Mutlu ya. Mutluyuz. Ben iyi gelinimle mutluyum. Annesizi bir çocuk evlat mutsuz olur mu? Mutlu olur mu? Babasız bir çocuk mutlu olur ben mu? Ben gelinlerimi ikisiyle hadi de mutluyum. Hadi sen de bırak çocuklarını. Bırak Yalçın'ı hadi. Ben biriyle... Niye eve gelmeden uykun ben gelmiyor? Ben biriyle 9 senedir otururum ben... 4 sene de bununla otururum ben mutluyum gelinlerimle ben ayırın iyi. Artık şunları hep ya. Hep beraber mi oturacaksınız siz? 9 senedir bir gelin. Ayırın dört şunları senedir artık bu ya. Gelin. Kaç hep beraber oturun bacım. 2 ondan 2 bundan. Kaç torununuz var? 4. 2 birinin var 2 de birinin var. 4 torun, 2 gelin, 2 erkek, dört sen, eşin, evet. Başka kim var evde? Oğlanlar da arabaya gider. 4 tane oğlan var. 4'ü de gider burası arabaya. Burası kendi evleri değil bu arada. Bekar kaç çocuğunuz var Arzu Hanım? Kendi. 5 tane çocuğum vardı. 2 olan bir kız var. 5 çocuğunuz var. İkisi evli. Evli olanlar var. Değil mi? He. 13 kişi misiniz şimdi orada? He öyle. 13 kişi. Gerçekten 3 odalı mı evde mi yaşıyor 13 kişi? 3 odalıydı Yaşar'ın. İlin eline gideceğine kucakladım kucağımda yatırın hepsi. Kucağında ya, tırda yatırsaydın bari 2 tane tır almışsın birini oda yap. Orada yatsınlar. Niye kucağında yatırıyorsun? Evli var mı çocuk? Gözak kalabilir mi? Dur.
tırlar dalgını kucağıma bacım. Nasıl görsen sen beni. Mal tırlar daldım kucağıma. Oğlanlarımı daldım. Gelinleri de aldın kucağına. İle muhanet kapısına neye salacaksın? Peki. Ben de evlatlarım değil mi kucağıma? Peki sen kucağına al diye mi ben doğurdum bu yaşa getirdim? Ben göremiyorum, sevemiyorum. Sen gel... Bacım ben... sen kendi kendine hakkını kaybettin. Geçen geldim ben seni kuyumadım. Ne hakkını kaybettin? Nasıl? Ben Arif abi gittim içeriye girdim. Oraya bakabilirsin. Aha Arif abi de orada. Sevim Hanımcığım kameraya... Ne hakkını kaybetti? Nasıl karar verdiniz? Ben gitmedim seni. Söz hakkı alabilir miyim? Hayır Aklı. Koymam dedin. Yemin ederim koymam dedin. Burcu Arif konuştu. Bey. Baba bırak geçsin dedi. Sevim Hanım. Arif Bey konuşacaksınız da Arzu Hanım dünürünün haklarını kaybettiğine karar vermiş. Merak ettim ne hakkını kaybetti. Nasıl oldu bunu bir anlatsın bize de. Arzu Hanım. Hiç hakkını kaybetmedi. Ben uyumayacak olsam o gün uyumazdım. Kötü niyet olsam ben gireyim yüreğime battı. Gelin kızım girin içeri. Kızım söyledi yüreğine. Kendin bu kadar yürek vicdan var sende. Girdi çayı demledim. İçtiler ondan çıktılar. Kodular vardılar gittiler. İşte bu kadar vicdan yürek var. Ya Arif Bey. Gerçekten. Bizde bu bir ceviz kapını doldurmaz ya. Bir ceviz kapını. Şöyle bir şey söyleyeyim İnce Hanım. Yani benim kapım her zaman açık. Bir dakika bak, Arif Bey bir saniye. Yani İnce Hanım şimdi bu Yalçın'la Burcu evlenmiş ya. Evlenmişler mi gerçekten? Yani yeni bir aile olmuşlar ya. Bir çekirdek aile olmuşlar ya. Yani bu aile onların çekirdek bir aile olduğunu hiçbir zaman kabul ettirmemiş onları. Hep o geniş ailenin bir parçası olarak görmüşler. 13 kişi... Üç evli var bir evin içerisinde üçte ve üçü de orada yetişmiş. Yaşamaktan mutlu olduğunu iddia ediyor. Üçte yetişkin bekar ve ben var. Yalçın'a ve Burcu'ya şunu söylüyorum. Sizin ayrı bir eve geçmiş olmanız annenizden babanızdan vazgeçeceğiniz anlamına gelmez. Daha mutluluk vericidir ayrı bir evde yaşamanız. Ama yani sanki o evin içerisinden çıktığı zaman kopacakmış gibi bir izlenim uyandırılıyor. Bunu arzu anma ama söylemek aile lazım. Olma bilincinde değil bu iki çift. Bakın bu Yalçın ve Burcu. Yeni bir ailenin parçası oldukları bilincinde değil, bu ailenin, geniş ailenin bir parçası olduğu bilincinde olduğu için hep böyle kalacaklar. Onun için ayrılmaları ve çekirdek ailelerinin farkına varmaları gerekir. Şimdi insanların imkanları olmazsa, mecbur kalırlarsa ki yanlış yine de ama. Yanlış tabii. Yani ikinci bir tır satın almak yerine kullanacağınız parayı bir var? Tane oda açmak için kullanırsınız. Bir inek ya, inekleri var. Bir inek satsa dört dörtlük ev düzer ya. Şimdi yani değmiyor mu benim kızım bunlara? Biz güvenmeyiz, göndermeyiz diyor. Burcu diyor ki eşim konuşturuyordu beni. Kimsenin haberi yoktu konuşurken dedin Burcu. Gece konuşuyordum anne babamla dedin. Sen evet. Eğer rahat özgürce gidebiliyorsan evet. Kapımız da açık her şeyin. Niye gece herkes yattıktan sonra konuşuyordun anne babanla? Benim eşim 3 günde 4 günde bir gelirdi. Eşin yokken konuşamıyor musun yani? Üç günde dört günde yok. Bir gelirdi. Evet. Ve geldiği zaman yemeğini yirdi, çayını içerdi. Ha. Odaya girerdim. Ben çocuklarımı yatırırdım. Ben kendim eşime derdim ki annemle babamla bir konuşayım, seslerini duyayım. İyi oldu mu görsünler, bitsinler diye. Tamam konuşadı. Arar konuşurdum. Yalan ama. Yani görüntülü de konuşurdum. Peki bu evde bir tek senin eşinde mi yani. Telefon var Burcu? 13 kişi yaşadığınız herkes evde. De var, herkes de. Herkes de. 11 kişi de yok. Herkes de telefon varken sadece niye eşinin gelmesini ben bekliyorsun? Ben eşime güvenerek... Niye eşinin ben, gelmesini bekliyorsun? Eşim telefon aramak... Evet Burcu'cum. İstesem herkes telefonu açardım ben. Eşimi hayır. Bekledim, eşimin telefonla konuşmak daha rahat. Hayır. Yanımda olduğu için. Niye canım? Hayır. Geç odanda konuşmadan... Ondan telefon normal, düz olduğu için, görüntü konuşmak için eşimi bekledim ben. Burcu senin telefonun var mı? Hayır benim yok. Herkesin var senin telefonun yok ve sen iki çocuk annesi kadın özgür. Benim yok yengemin yok ikimizin yok telefonu. Diğer gelinin de mi yok? Var onun. Burcu var. Yok hayır yok. Burcu var. Yok, benim de yok sadece evin telefonu var. Evinden hariç Bahar'ın telefonu var. Şimdi telefon olup olmaması ayrı bir mesele de. İlla senin anne babanla konuşabilmen için anne, kocanın yanında evin telefonu mı? Var yengemin tamam, diyor. Tamam. Evin telefonu eşim Burcu. Arar Yasin abim arar. O herkes Burcu. Çıkır o telefonu herkes. Burcu. Efendim. Telefonun karnı ağrısın. Efendim. Ben geçmişi bıraktım. Sadece buradan sağa bir anne olarak. Sen de annesin geçmişi ben de anne olarak. Geçmişi bırak artık gerçekten geçmişi bırakalım. Bak işte geçmişi bırak artık diyorum. Babam şu an rahatsız. Burada söz veriyorum herkes şahit. Yalçın seni alsın baban yanına gelin. Elini öp, babanı gör. Bak baban o şekil. Böbrek yetmezliği var, şeker var. Her şey çıktı. Bak ben o adamı attım buralara kadar geldim. Çare bırakmadınız.
Orada demeyin ki geliyordu gidiyordu. Çare bırakmadınız. Ben sana annem chatini göndereyim dedim de yok anne gönderme. O kızım şöyle yaptığımda yok anne böyle olmasın. Kızım şöyle olsun yok anne böyle olmasın geçer. Nereye kadar geçecek bu Burcu? Bana boşa kızma. Nereye kadar geçecek? Nereye kadar sabır edeyim? Benim sana kızdım yok. Evim ayrılmadığı sürece hiçbir düzen girmez. Bak biliyorum. Eve kimse gelmez. Evet. Gelen adam rahat etmez. Ben de istiyorum ki sana düşen onlar neyse eşyasını aldım dedi Yalçın bana o gün mesaj yazdı. Eşyam varsa tutun bire. Aldık eşyalarımı alındı. Tamam ben de kendimki aldığım eşyalarımı getireyim. Aksaray'da mı oturuyor, köyde mi oturuyor, Niğde'de mi oturuyor? En azından rahat gidip geleceğim. Hanım, bir ara söz İnce hakkı verelim. Sesimi dinliyor musunuz? Buyurun dinliyoruz. İnce Hanım hepsini aldım eşyalarla. Eşyalar bir buçuk senedir evde duruyor. Abilere de göstereceğim şimdi eşyalarını. Ya, eşya hatta faturalarını da gösterebilirim. Ben eşya görmeye gelmedim. Dutturmuş eşyada eşya. Bak gene ben Yalçın. Eşya dedim sanki. Eşyada eşya diye dutturmuş. Yalçın, ben sana söylemenle mi eşya lazım? Eşya senin söylemenle mi lazım eşya evde? Yalçın. Ya anne buraya eşya görmeye gelmedi. Efendim, biz de sizin koltuk takımınız var mı diye bunu merak etmiyoruz açıkçası. Biz yok, Burcu'nun annesiyle İnce Hanım, bunlar söylüyor. Bunlar yani ayrılmayınca diyor biz iki tad olmaz diyor ya ben de ona karşılık diyorum biraz sen biraz da ben ayarlayayım da diyorum bu düzene girin diyorum. En azından birbirimize artık şu güvensizlik bitsin ya. İki çocuğunuz oldu ya. Seni bundan sonra yıkılsa ne olacak? Senin eşyana falan istemem ben. Ya Yalçın. Yalçın. Sevim Hanım ne istiyor biliyor musun Yalçın? Kayınvaliden ne istiyor biliyor musun? Ayrı evet, bir evi, evet eviniz olsun da gideyim evet, kızımın evet. Evinde torunlarımı seveyim. Siz de vakit doğum geçireyim. Yaptı, bunu istiyor. Başka bir şey istemiyor. Miyim ben? O 13 kişilik evde söz olmuyor. Miyim kendi ben? Evinize ha. Gidin ki orada ben sizinle vakit geçirmek istiyorum diyor. Burcu çok az konuşuyor ya. İmcanım söz hakkı alabilir miyim? Burcu hiç konuşamam. Ben Burcu'ya bir şey sormak istiyorum. Burcu sen Yalçın 3-4 günde bir eve geliyor diyorsun. Yalçın'la evliliğin nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Söylerse. Evet yolunda. Yolunda mutlusun bir sorunun yok öyle mi? Canım her şeyi sorabilirsiniz bana. Her şeyi sorabilirim sana. Senden sorunum yok senden bir sorunu hiç söylemedi var. Zaten. Bir telefon var ben soru soruyorum ama cevap alamıyorum sıkıntı orada kısa işte. Kısa sorun İnce Hanım kısa sorular sorun. Kısa tamam. Kısa sorular soracağım ama bir telefon var çok önemli bir telefon bununla ilgilenecek. Bağlantı Burcu, yapmayın ya. Burcu sen dün annene seni görmek istemiyorum dedin ya. Evet. Yani bu senin ağzından çıktı. Sonra düşündün mü bunun üstüne hiç? Düşündüm. Ya herkes ailesini görmek ister. Kimse vazgeçmez. Tamam anne baba özlenmez mi? Özlenir. Özlüyorum. Niye yalan söyleyeyim? Babamı da özlüyorum. Abimi de özlüyorum. Annemi de özlüyorum. Kardeşimi de özlüyorum. Ve evimi de özlüyorum. Ama güvenemiyorum. Güven yok. Burcu sen gitsen annen kapıyı üstüne mi kilitleyecek? Maraş'a gitsen, Antep'e gitsen özür dilerim. Hayır. Bir güven tutturmuş. Ben seni nasıl güvendim bilmedin, tanımadın. Bir buçuk aylık konuştun bir insandan git diye nasıl güvendin? Yani evine kadar gelmiş içeri sokmamış kayınpederin Arif Bey içeri sokmamış onu. Nefseydin doğru söyle. Arif onu Bey. Doğru söyle Burcu. Kapının önünde durdu doğru. Kolunu evet, tuttu. Bir anlatsın. Doğru. Evet. Ne oldu orada? Annem dedi ben kızımı göreceğim öpüp koklayıp gideceğim dedi. Bir şey yapmayacağım evet. Dedi. En sonunda gitti girdi içeri ben dedim ki girsin baba durun girsin içeri dedim. Gittim ya. İçeri gitti baba ve girdi içeriye. Yani senin annen Antep'ten... Kokladı, özledin, söyledi. Bu saatte adam mı gelir? Saat 10.30'da gitmişim. Bu Antep'ten saatte kapımı çaladın. Antep'ten Niğde'ye gelen bana... dünürünü içeri almadın mı Arif Bey? Alo. Arif Bey, Antep'ten dünür kalktı, evet. Geldi ve içeri almadın mı onu? Sevgili seyirciler, Sevim Zilayaz bize kızımı ve torunlarımı göremiyorum diye başvurdu. Ve kızı Burcu evlenip Niğde'ye gitmişti. Kaçarak yapmıştı bu evliliği. Daha çok küçük yaşta 18 olur olmaz. Ve sonrasında da aileler arasında bir takım sorunlar yaşanmıştı. Düğündü, altındı, eşyaydı, evdi derken araya büyük kırgınlıklar girdi. Ve iş artık bir çeşit inatlaşmaya da vardı galiba canlı yayında gördüğünüz gibi. Ve canlı yayında Niğde'de konuklarımız Burcu, Sevim Hanım'ın kızı Burcu, damadı, kayınpeder ve kayınvalidesiydi. Tekrar oraya bağlanacağız. Görümcesi de canlı yayında olacak Burcu'nun. Şimdi Sevim Hanım, sizin de bu evle ilgili
biraz inat etmeniz, karşı tarafı da işte ayrı bir ev açmama isteği sanıyorum ilişkileri biraz gerdi. Eğer kızın kendi razıysa ben bu evde yaşıyorum, 13 kişiyle yaşayacağım anne. Onu bana desin görüşmeyi... hiç sesimi çıkartmayacağım. Onu desin bana hiç sesimi çıkarmayacağım. Ama bunu zaten öncelikle kızın istiyorsa o kendisi talep etmemeli. Kocasına söylüyor. Sonra da bilirsiniz tamam sabır. 3 senedir sabır yapıyor işte. Başka evliliğinde problemi var mı? Kızın sana başka bir şey anlatıyor mu? Aynı evin içinde işte bu kadar insan yaşamanın dışında. Ne gibi yani? Eşiyle bir sorunu olabilir kayın. Bana eşiyle hiç sorunu şey yapmadı. Akşam diyor odada konuşuyoruz tamam diyor. Sabah kalkıyor anne aklı değişiyor diyor. O zaten evde değil ki. Dediğim zaman da diyor birbirlerine düşüyorlar diyor. Yani evde kavga yapıyorlar derdi yani. Evde bu yüzden tartışmalar oluyor diyorsun. Sen şimdi aslında geliş neden evladımı göreyim, torunlarımı göreyim. Ya ben artık yani bıraktım o tarafları ya. Sadece çocuklar yani kızımı göreyim, çocuklarımı göreyim. Baba gerçekten çok kötü yani. Böbrek yetmezliği başladı. Az bir yani 3 şey düşse diyalize girecek. Ayak zaten yok. Baba olsa zaten alır götürür beni ya. Yemin ederim götürür. Ve sen jandarmalarla gittin o kapıya evladını görmek için. Niye 4 sefer diyorlar? 2 sefer. Evet 4 kere ve 6 ay her seferinde kaldı dedi Yalçın. Evet. 2 kere gerek mi geldi? Var mı bu? Evet 2 kere. 2 kere. Evet bir kardeşinde geldi bir de işte el öpmeye geldi. Ve düğünde de yok. Düğünde şimdi biz gittik düğünde burada gelmediler. Cevap versinler istiyoruz aslında ama konuşurken bunlara cevap vermiyorlar bir türlü. Ben şimdi onlar kendi beynindekilerini yürütüyorlar. Beni izliyorlarsa Abdullah önce bu sorulara bir cevap versin konuklarımız. Senden rica ediyorum bu arada onlarla bir konuşursan. Buyurun. Kayınbabanın, kayınpeder, annenin, kızın üstünde bir de kocasının çok baskısı var gibi geldi bana. Amma ve lakin. Yani insan bir bireydir. Ne kadar baskı olacak ki? Anneler bugün, babalar bugün giderse, bir şey olursa pişmanlık duymayacak mı? Ben onu diyorum. Ne demek ben annemi istemiyorum? Özür dilerim çok teyze. Çok üzüldüm ben. Bir dakika sözünü kestim, özür dilerim. Mesela biz bugün varız, yarın yokuz. Niye kardeşleriyle kırgın kalacak? Vallahi... 50 tane koca i̇şte bulunur yani, ama anne baba bulunmaz. Biz bugün varız yarın yokuz ama onlar kırgın kalacak. Ya yani bırakın yuvası... onlar birbirlerini tanısınlar. Biz olmasak da birbirlerini tutsunlar ama yani. Sarsınlar aşkım ben bir şey demiyorum. Ama anneye babaya da biraz kendine saygılı olsunlar. Kendine güzel 13 kişi bak bir aile ortamında yaşıyorlar hiçbir sorun yok. Sevim Hanım diyor ki ben de evladım o benim görmek istiyorum. Niye doğum yaptık alamaz mıydın Korkunlar bir hafta yanında? Görmek istiyor. Bağlantı hazır mı arkadaşlar dönebilir miyiz Nide'ye? Şimdi yani kızım 8 ay kaldı çok mu mutluydu? Arif Bey'e şunu sormuştuk yani Burcu'nun kayınpederi. Arif Bey sorulara cevap vererek gidersek siz de daha rahat konuşmuş olacaksınız. Biz de daha rahat anlayacağız sizi böylece. Kızını göremediği için ondan gelen bir mesaj üzerine. Yani Burcu bir mesaj atmış anne beni kurtar diye. O da jandarmayı aramak zorunda kalmış Sevim Hanım. Ve sonra bir kalkıp kızını görmeye gelmiş ve sen Sevim Hanım'ı eve almamışsın doğru mu? Yalan söylüyorum canım. Ne oldu peki? Yalan siz anlatın. Anlatın lütfen. İncanım şimdi bu oğlu kız kaçırmış. Oğluyla beraber çıktılar geldiler. Gece 11.30 falan. Tamam. Saat 11.30 geldi. Ben uyumam dedim. Sonra da yürüyorum. Hatta aldım içeriye. Hanıma dedim böyle aldım, böyle 27 plakalı taksiyle geldiler dedim. Ondan sonra girdiler, çay demediler, işte ondan sonra gittiler. Bir dakika, koymam kızıyla dedin yani. Kızıyla gittiler. Niye koymam dedin dünürünü eve? Ya canım, bunlar oraya bize işte bu özel yüklüyken gittiği an, 4 ay önce, hani 4 aylık ana gittiği an, bunun amcası, babası tehdit etti bana. Gel de göreyim bakayım, kuşun nasıl yiyeceksin, sizi yok edeceğim, sileceğim ortalıktan. Arif Bey. Tehdit etti bizi. Nasıl gideceğim, nasıl güveneceksin, can koyuyor. Arif abi, senin kurşunu atan adam yani çok mu... Kızımı sen götürdüğünden bir gün sonra ben geldim. Öldürmek niyetli olsa her türlü öldürür seni. Yani niye evime çağırayım da öldüreyim seni? Sen Yalçın yiğit. Bu kadar korkuyordun ya nasıl götürdün? 2 sefer döngel boşanma. O da kendi geldi Burcu'yu götürdü ha. Arif abi götürdü. Ondan niye olmuşsun sen o at boşanma davasını açtırdın? Ne zora geldin de boşanma davasını Arif açtırdın Bey, sen? Arif Bey, şimdi bunlar hangi huzursuzluk var da öyle? Kim konuşuyor ben göremiyorum. Hangi huzursuzluk var da öyle sen boşanma davası işte açtırdın kızına? Kim görümce mi arkadaşlar konuşan? Küçük kaynana. Sende niye kaynana mı var? Sende niye kaynana mı var?
kızın var, senin kızının mutluluğunu istemiyorum bir kere, onu bir geçeceğim. Senin gözün altında, tamam mı? Sen altın göz olmayan iki bileziğin ucuna çocuğu da buradan götürdün oraya. Onunla açık senet, açık senet istediğince şey, hanım. Köyün eski muhtarı buna şahit. Bir yavaş, bir sakin konuş. Kız falan vermiyorum. Her telefon açmamızda da ne diyordu biliyor musun? Burcu öldü, Burcu öldü. Tamam, şimdi de öldü Burcu, tamam mı? Burcu öldü. Sen hak ediyorsun bunlar çünkü. Millet anlamadım Burcu. Ben de bunları hak ediyorsam o kızıma her türlü o kapıda yatarım. O kızınlara ben yatarım. O kızını gene görürüm. Sen karışamazsın. Sen deli kapısına gideceksin kızım. Sana ne diyorum ben? Seyman bir sakin. Sen kızına. Alan da yok. Seyman bir sakin. Bu çeneye yüzüne. Sen başka Marfet öğretti mi sen bana onu söyle. He? Önceki İnce Hanım, önceki damatlarına dahili böyle yaptılar. Babam geldi. Kaç tane damadım var ben? Yazık yani. Üç çocuğu varmış. Bu bize değil. Herkes aynı be. Biz kötüyüz. Onlar da mı kötüydü İnce Hanım? Vay vay vay. Bir sorun sana. Köylüyüz. Niye üstümüze basıyorsunuz? De ki Sevim kaç tane kızı varmış? Konuşan Yasemin. Kaç kızın var sorayım. Bir tane Burcum var. Bir tane. Başka damadı kim? Burcu'ya kaç kardeşinde? İlk avradı. Bizde bir tane. Nasıl? Senin üvey kızın yok mu senin? Ya ondan bana ne? Anası var, babası var. Beni ne ilgilendirir ya? Yasemin. Sen damat. Ya İnce Hanım'ın anası var, babası var. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım, tamam Burcu'nun görüntüsü. Sen karışamazsın. Selim Hanım, bir sus. Sakin olun, konuşsun. Hayır, ben de madde bulmak istemiyorum. Bir sakin ol, konuşsun, bir sakin ol. Evde, kızıma da bu şekil yapıyor evde. Sana vermeyin, bak biz köylü çocuğuyuz, bizim üstümüze çökmeyin, tamam mı? Vay 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 vay. Tehlikeli ki geçen geldi, çocuk doğum yaptığında özür diledi, köyü aşmadan, köyü çıkmadan geri beddualar yazmaya başladı. Aslısız bizi mahkemelere verdi. Mahkemeye gittik, komutanlar bir çocuk. Özür diledim, çok namus etti. Var mı daha bizi? Var mı daha bizi kanıtı? Ha? Kanıtın var mı? Bak ana susar baba senin susar bir konuşun. Senin kanıtın var mı sen onu söyle. Bununla konuşacaksın. Siz aslında Arife, Yalçın'ı hep boşa bağladınız. Burcu'yu bu götürün. Yasemin kaç yaşındasınız? Kaynana. Bir saniye. Kaç yaşındasın Yasemin? 25. Ben... Allah yaşın yerden gelsin. 25 yaşında İnce Hanım. Onun bize yaptığı var ya. Cihana çıktı var ya. O kadın o kadar bir tehlikeli ki sizin beyninizde iyi bir yıkamış. Aferin size. Tehlikeli. Bir saniye. Bir anlatsınız. Yasemin bir anlat nasıl tehlikeli. Oradakiler de kandırmış. Evet. Nasıl tehlikeli? Kızım senin dilinden herkes seni bildi. Lütfen anlatsın. Burcu kişi yok. Nasıl yok? Hakkın yok Burcu buna. Burcu yok. Burcu hakkın öldü. Hakkın yok buna. Ya ne onun demek Burcu öldü? Ya Selim Hanım bir saniye konuşamıyoruz ama lütfen. Burcu öldü ne demek Yasemin? Ya, bak öyle işte o kadın. Bizi konuşturmak için. Yasemin. Sen öl. Benim kızım da öldü. Kurban ol. Allah'a kurban ol ya. Allah'a kurban ol ya. Sakin ol. Yasemin. Yasemin. Benim efendim. Burcu öldü ne demek? Abla bilmiyorum. Biz telefon açıyorduk. Burcu hamileydi. Buradan sevinçli gülüşle evden ayrıldı, tamam mı? Oraya telefon açıyorduk. 2-3 gün geçti. Hadi Burcu evimize dön. Burada Güle ile ağlıyor. Gidiyordu. Orada telefon açıyordu. Ağlıyor. Ne? Annem beni göndermiyor. Ne oldu Burcu? Bu burada olan şeyleri abartıyormuş. O da kabartıyormuş. Ondan sonra ne oldu? Böyle böyle. Göndermiyor annem beni. Burcu sen orada çocuk değilsin. Jandarması var, polisi var. Bu da diyordu bir abla bana izin vermiyorlar. Telefonları elime vermiyorlar. Baskı yapıyorlar diyordu. Bu yalan seni nereye götürür acaba? Burcu yapmadı, kalmadı ya. Kızım asıl senden şikayetçi. Allah'tan bu. Geçen yanılmadı artık bu kanalı ben güvenmiyorum. Onun dili orada yutmuş dilini. Baksana konuşsan ettiklerini. Kim zaten şu anda dün meşe atmış. Kimin telefonuna atmış İnce Hanım? Ne diye meşe atmış? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Söyle ya. Söyle Burcu. Kimin telefonuna attığını söyle. Zaten mümkünse Burcu konuşsun Yasemin. Bizim evimizin huzurumuzu bozmuyor. Ha koya Burcu'yla birbirimize yedirmeye çalışıyoruz. Vay utandın mı bu kadar? Sizden neydi oraya düşecek? Ben hiç utanmayacak bir şey yapmıyorum. Kızımın peşindeyim. Burada bir sonucum çıkmadı. O kapıda yatarım Yasemin. Kapıda yatarım gene görürüm. Ya, aç kalırım gene görürüm. Kalabilir miyim? Kalırım gene ya görürüm. Ben bir saniye. Bir Yasemin bir fırsat yani. Ver. Söze kalabilir miyim? Kızım Yasemin ölmedi. Bir saniye lütfen. Yasemin kaç görümcesiniz o evde siz? Abla ben birecik görümceyim. Benden başka kimse görümce yok. Tamam. Birecik ben varım. Yetiyor zaten. Abla ben her istediğim annesinin yapmadığı mahvetlerden uğraştım. Bunun için Yasemin sen oldum gözünde. Yasemin sen bekarsın değil mi? Sen evet. Bekarsın. Bu konu Burcu'nun konusu. Sen niye bu kadar celallenip konuşuyorsun? Ne karışıyorsun? Niye bu kadar celalleniyorsun? Abla. Kara kara. Abla canım benim bak. Değil. Sen haksız burada evde evli olan herkes Burcu. Herkes celallenir.
Burada tamam evli olan Burcu, iki çocuk bizim sahibi olan Burcu. Tamam Burcu istiyor ama Burcu bir izin verin konuşsun Burcu kız. Burcu savunmayı bilmiyor. Vay 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 vay, avukat oldun sor orada. Haksız yere darp izi var mıymış sor bir ya. Avukat darp oldun orada. Darp izi varmış bir sorun. Ben yemin ederim o kızımın üstünde iki gözüm ben gördüm, ben bacağındaki izi. Beni sinir etme, şakıya buldurdun. Neyi gördün? Var mı benim de dair raporun var mı? Keşke şu anki aklım olsa onu alırdım ben ya. Varsa tamam biz her şeye katlanalım. Alırdım. Sayın, raporun varsa tamam gel yanımıza. Şu anki aklım olsa onu alırdım ben. Geçen eve geldi doğum yaptığında bizden özür diledi, af diledi. Yine aynı hareketleri yapıyor. Bu bak gelmişim de özür dilemişim ben, yine aynı hareketleri söyle, yapıyormuşum. Sen ailen yapsa bunu sen sen çok beğersin. Sen böyle yaptığını söyle. Senin kızın darp o evde şiddet temin görüyor. Altın için yapıyor. Şey Kemal'le Arzal'la vurmuş ona. Yalçın'ın yanında bunu buldu. Yasemin ne dedin ben anlamıyorum. Yasemin sen Allah kuvvet versin evdekileri. Yani, onu yayın almayın ya. Yasemin Hanım bir nefesle en az 30-40 kelime çıkarabiliyorsunuz. Yok yok 100 kelime çıkar. Yani hayır niye bu kadar sinirlisiniz? Ben o onu anlamıyorum. O evlere derse Yasemin oğlu. Niye bu kadar sinirlisiniz ki? Niye sinirli? Altınları zaten senle satmış babanız. Senle muhatap değilim gibi. Olmayacak gibi değil abi. Senle muhatap değilim. Sen ben şurada kıvır yapsam sen razı olur mu? Razı olmam da gelinen nokta bu olmaması gerekir. Ben sen istemedim ki sen niye çıktın konuşuyorsun ki orada? Cır 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 cır. Sen doğrusun Yalçın'ı da sen savunuyorsun herhalde. Gerizekalı. Artık bu büyükler birbirine girmiş. Yani bu karıştırıyor, bu. Süleyman bu kadar işte Yasemin Hanım, kaynana, hepsini siz, bu o, bu hepsi anladığım kadarıyla bu iş artık o kadar insan bir arada zaten zor. Bu işin bu şekilde olmaz çözümü. Yani bunlar ancak evden bunlar ayrılırsa toparlanır. Hocam orada bir ya aile var mı boyutuna, Burcu ve Yalçın'ın Burcu bir ailesi var mı? Burcu istemiyorum desin. İşte yani onu sevin söylüyorum. Sevin ben İsmail Alakay'ı kessin. Toparlanmışlar. Biz sevin biz sakin. Bunlar yaşasın. İzin verirseniz. Bir de esas orada benim dikkat çekmek istediğim o evde 4 tane küçük çocuk yaşıyor. Şimdi bu kalabalığın içinde orada diyor ki işte hanımefendi onu koynumda yatırıyorum, bunu kucağımda yatırıyorum. 13 tane yetişkin 3 odanın içinde. Çocukların, büyüklerin bazı aktivitelerine şahit olması ağır çocuk istismarıdır. Aile ve işte Sosyal Politikalar Bakanlığı bence buna el koyacak, bu ortamı bir araştıracak. Orada çocuklar ne oluyor bu ortamda? Ben onu çok merak ediyorum. İstismar oluyorlar bence. Üç odalı bir evde. Köyün tabii içinde canım, bile üç bir evli gidemez, çift gidemez, var. Hocam. Aynen o şekilde yani bakkalı ağır istismardır yoktur, bu. Yoktur. Yasemin biraz yavaş konuşursan ne dediğini belki anlayacağız. Bir sakinleş lütfen. Niye bu kadar öfkelisin? Yasemin. İnce Hanım biz tamam bir ev için 13 kişi yaşıyoruz. Kimseye yükümüz var mı? Çocuklara var hanımefendi. Çocuklara 4 tane küçük çocuk var orada. Ne görüyor onlar? Ne yaşıyorlar? Ya mesele aş istemek değil. Bak hocam neyi çok önemli görüyor, bir şey abi, anlatıyor. Neyi görüyor abi? Darp mı var? Neyi görüyor? İşte bilmiyoruz neyi görüyor 13 kişi bir arada. Çok zor bir şey bu. Neyi o görüyor? Biz neyimizi sakin bir şey. Bunu? Siz bizi sakinlikten çaldınız. Neyi görmüyordu? Biz kimse ekme aşa varıyor muyuz? Biz rahatız yuvamıza tamam mı? 15 kişi oturuz. Kızımın hürriyetini kısıtlıyorsunuz. Kızımın hürriyetini kısıtlıyorsunuz. Çocukları korumak tüm toplumun ve devletin görevini. Hepimizi çocukların korunması hepimizi ilgilendirir ve devleti ilgilendirir. Kızımı örgütlüyorsunuz. Yani bütün toplum adına devlet el koyması lazım böyle durumlarda. Yani çocukların harcanmaması. Herkese sesleniyorum. Sayın Hanım bir sakinleşin konuşsunlar. Buyurun buyurun. İnce Hanım ben dinliyorum. Konuşun musunuz? Buyurun diyorum işte. Buyurun konuşun. Dinliyorum. İnce Hanım şimdi oradan vır 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 konuşuyor ama ben kızını gezmeye diye gönderdiğinde bana neden eşimine bana neden boşanma davası açtırmış bir sorar Yalçın mısınız ona? Yalçın. Neden? Neden? Eve dön çağrısında bulun. Yalçın ben senden dün de rica ettim. Dedim ki karşında konuştuğun kişi bir kere senden yaşça çok büyük bir hanımefendi. İkincisi bir anne. Üçüncüsü ablacığım, bir anneanne. Dördüncüsü anne senin ya, hayat arkadaşın dediğin kadının evet, annesi. Evet. Her şeyi bile kötü bile olsa senin eşini doğurması saygı yak etmesine sebep. Lütfen neden? Doğru konuş. Lütfen. Dır dır bır bır ne ya o kadın ne ya? Lütfen. Bunların takıldın. Ziyarete geldiğinde amacı bizi ziyarete Yalçın. Falan değildi. Bunlar neydi ne yapacaktı evine geldiğinde? Yalçın Allah aşkına yalan konuşma. Ne yapacaktı evine geldiğinde ziyarete? Kapıyı açmadınız ya onlara. Ne yapacaktı size? Açtık kapıyı yalan söylüyor. Biz açtık kapıyı yalan söylüyor ya. Yalan önce, söylüyor bu kadın. Babayla kızımla konuştuk. Koymadı. Baban az önce koymadım eve dedi. 80 milyon karşısında sonra, o kadın yalan söylüyor ya. Yalçın Bey. Yalan söylüyor yalan Yalçın yalan. Bey. Kanıtı sen var mıymış ya? Verin, şahit var mıymış eve almadığımıza Yalçın daha Bey, ya? Biraz önce babanız dedi ki eve koymadım.
Sonra gelinin bizim oraya borcu, kız kaçırmış. Yalan söylüyor. Gelinin borcu. Bizim kimde oraya ziyarete falan orada gelmemiş. Kimde kalmışım? Yalçın. Yalçın Bey. Biraz önce kendi babanı zahir ettiniz. Hayır ama kız kaçırdılar. Benim kızını kaçırdığımı tahammül edemiyor. Elin kızını kendiniz niye elin kızını kaçırdınız o zaman? Bana tahammül edemiyorsunuz böyle. Yalçın elin kızını Bey, kendiniz niye kaçırdınız? Yardım Bey, buna lafı çevirmek denir. Bayramın sorunu değil, benim sorunum. Kızım, oğlunun sorunu olursa onunla sen da paylaşın. Sen tahammül edemiyorsun, tamam mı? Benim kızını kaçırdığımı tahammül edemiyorsun, tamam mı? Tahammül edemiyorsun. Ben elin kızını niye kaçırdın o zaman tahammül edemiyorum da? Ben sizin yaptığınız o kıza yapmıyorum. Bağlanın bayramın ağzına. Sen ziyarete geldiğinizde belinizde silahla niye geliyordunuz? Ne? Ha? Nereye? Ziyarete geldiğinizde belinizde silah ne geziyordu? Onu bir söyle bana. Dinleye, kim dedi silahı? Silahla mı? Gözünle gördün mü? İnci Hanım beni dinliyor musunuz? Silahı gördün mü sen? İnci Hanım beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Silahı gördün mü Yalçın? Silahla geliyordu silahla. Silahı gördüm silahla beli. Ziyarette silahla gelinmez. Kimin ziyarette silahla gelinmez. Kimin belinde gördün? İsmail Ağa'nın belinde silahını gördüm. İlk gittiniz. Silahla gelinmez ziyarette. Ama kimse kusura bakmasın. Ama tanımıyorum, etmiyorum. İnmişsin, cinmişsin, kızımı götürmüşsün. Mecbur neyini tanımıyorsun ya? Yani. Neyini tanımıyorsun ya? Ya neyini Yalçın tanımıyorsun Bey da orada 80 milyonun önünde yalan söylüyorum ya? Yalçın. Yalçın sen kızımdan kaç ay konusunda götürdün? Biz sevmem. Yalçın. Yalçın beni bir dinlesene ama tam dinle evet lütfen. Evlendin, kaçırdın, o zaman sorunlar yaşadınız. Sonra tanıştınız, kına gecesi yaptınız, evet, artık evlendiniz, evet, aile oldunuz. Sonra sorunlar oldu altın yüzünden. Evet. Eşin biraz orada kaldı ama tekrar bir geldi yanına eşin. Şimdi bunların hepsi geçti gitti. Onları evet, bırak. Canım, kaçırdım geldim zaten. Onları bırak, tamam mı? Ben sana bugün... ...buraya geldi, evet, diyor ki ben evladımı görmek istiyorum. Ben torunlarımı görmek istiyorum diyor. Biz de bunun çözelim istiyoruz. Evladını. İnci Hanım evladını görmek istiyorsa gelsin görsün. O da gelecek, ben de geleceğim. Evladını kimse esirgemiyor ondan. Tamam, o da gelecek, ben de geleceğim. Evladını kimse esirgemiyor İnci Hanım. Torunlarım da gelecek, o da gelecek. Sen ister gel ister gelme. Sen eşini... Annesine İnci gönderebiliyor Hanım, musun? İnci Hanım kimse esirgemiyor, tamam mı? Kızını falan kimse esirgemiyor. Peki, ben burada esir olarak da tutmuyorum kızını. Niye gece 2'den sonra annesiyle telefonda konuşabiliyor 12'den sonra? Gece 2'den sonra değil. Ben eve geldiğim zaman telefonu eline veriyordum zaten. Her şeyi yapabiliyordu zaten. Ben eline... Konuşabiliyordu, görüntülü de Yalçın konuşuyordu. Her şeyi yapıyordu yani. Yalçın. Lütfetmiş. Eşim konuşturuyordu. Ben zaten şoför adamım. Benim gecem gündüzüm belli değil. Gece 5'te de gelirim, 3'te de gelirim, 2'de de gelirim. Tamam. 12'de de gelirim. Sen yoksan şoför adamım. Kolay gelsin bütün şoförlerimize. Yalçın, sen yokken senin eşin eşiyle evet konuşamaz mı? Konuşuyordu da zaten. Yalan söyleme. Hayır ya. Sen zaten ev telefonu vardı, konuşuyordu. Hayır. Ev telefonu ilk gittiğin sırada değiştirdiniz, ondan sonra numaranız bizde var mı? Ablacığım yalan söylüyor. Orada 80 milyonun karşısında yalan söylüyor. Burcu. Yalan. Ben bizi burada saf biliyorsun değil mi bizi burada? Ya ne olsa ne yazar? Karşısında Burcu saf biliyorsun değil mi bizi? Burcu. Burcu konuşamıyor maalesef. Burcu. Efendim. Sorun bakayım, boşanma davası niye açılmış beyefendi, afendi diye. Sorun bakayım, boşanma davası niye, ortada Burcu ne varmış da boşanma Seyman davası. Hanım bir saniye. Anne. Efendim. Sen Yalçın'ın 10 günde, 15 günde, bir haftada bir geldiğinde gece yarım bir arası, iki arası sen ben. Onun dışında kayınbabayın, kaynayın, evin telefonuyla benden konuştun mu konuşmadın mı 2 senedir? Haydi doğru söyle benim ya. Benim eşim geldi ama ben eşim telefonla tamam konuştu. Tamam, onun dışında konuştun mu? Bunu doğru söyle ya. Hürriyetin kısıtlanmaz. Madem bu kadar açılıyor, haydi. Sen sadece eşimin telefonla konuştun. Başka bir telefonla konuşmadın. Buyur. Tamam. Yalçın. Niye yalan söylüyorsun? Sevim Hanım bir sakin. Az önce Sevim Hanım'ı yalancılıkla suçladın ya. Senin eşin Burcu'nun cümlesi. Efendim Bince Hanım. Bir dinle. Burcu aynen söyle dedi yayında. Eşim konuşturuyordu. Kimsenin haberi yoktu. Yani gece gizlice, sen anne babandan da gizli, Burcu'yla annesini konuşturuyormuşsun. Evet. Ve sen yokken de Burcu kimseyle telefonda konuşamıyor. Ve İnci aynı Hanım zamanda da Burcu... İnci Hanım zaten... Burcu abisi Bayram'a o mesajları niye attı o zaman? İnci Hanım zaten
telefon zaten ortada geziyordu. Zaten istese konuşabilir yani. Ben kızımla konuşuyordu da yani. Bile ses kaydına çekiyordunuz Allah'tan Peki, korkun ya. Peki o mesajları niye attı Yalçın? Ne konuşuyorum diye telefon ses kaydında. Peki sen niye kızınla konuşurken kızın aklını çalıyordun? Ne diyordum Yalçın'ı? Orada 80 milyonun onunla vızır vızır konuşuyorsun. Kızına niye akıl veriyordun? Kızım orada olmaz, sen ilk çocuklusun. Sen geldiğin zaman Yalçın mecburiyetten arkandan gelecek diye niye konuşuyordun? Evet, seni seven senin arkandan gelsin dedi. Niye konuşuyordun? Dedim. Yalçın sen geldikten sonra Yalçın arkandan mecbur gelecek diye niye konuşuyordun orada ya? Dedim, seni seven arkandan gelsin. Niye sen akıl veriyordun kızıma? Sen iki sefer beni depeleyip gidersen, iki sefer kızım beni terk edip gidersen... Benim aklım yok mu? Sen niye gelmedin 8 aydır benim kızıma? Benim aklım yok mu? Tabii benim aklım yok mu? Ben bunların söylemesine mi ev alacağım, eşya alacağım? Bak Yalçın Bey, Sevim Sen Hanım çok güzel bir şey söylüyor. Eşini sizi sevdiği için kendi anne babasını hiçe sayıp iki kere sizin yanınıza geldi. Siz evet. Bir kere gitmemişsiniz 8 Gelmedi. Ayda. Bu hak mıdır, reva mıdır? Gelmedi ya. Ama adamlar tehdit ediyordu abi. Orada konuşuyorsunuz da Burcu adamlar tehdit ediyor. Ağlıyor. Ya tehdidi mi olur? Adamlar seven adama tehdit mi olur? Ülkeler devriliyor Adam icabında. Tüm telefonları engellediler, yani. Engellediler. Jandarmaya bile... Dedim jandarmayla geleceğim dedim. Hiçbir güvenliğim yoktu. O jandarma... Hiç... Ben yani onları jandarmayla geleceğim dedim. İsmail Bey, eşinin seni sevdiği kadar seni saymıyorsun bu durumda. Yine engelledi Sevim Hanım, lütfen. Buradan bütün jandarma teşkilatına selam olsun. Nasıl canla başla ve koca yüreklerle her işin peşinde olur. Benim için herkes ya, bir sesini duyayım da 70 kilometre gideceğim. En büyük yemin Sus ediyorum. Sus ya. Yalçın apayrı bir banttan ilerliyor hayatında. Sus ya Allah aşkına. Bütün iş Yalçın'a düşüyor. Anneyi babaya anne baba bilecek, eşini de ezdirmeyecek. Kardeşi de bu kadar konuşuyorsa daha yapılacak bir şey yok. Altınlar. Ya onları bırakın artık. Hayır. Onun lafı Ay, etmeyin. Onunla başlamış zaten. Altınlar kime evleniyorsa onlarındır. Çocuklarındır altınlar ya. Ne onun ne onun. Çocuklarındır diyebiliyoruz biz altınları. Yalçın eşini ezdiriyor mu diyorsun? Evet. Yalçın Bey duydun mu? Babam da karışamaz altınlarıma, bunlar da karışamaz. Bunlar kim ya benim altınlarıma karışacak? Altın kimi ki bunlar altınlarıma karışacak? Peki, Yalçın, yani bilmiyorum, peki niye gelirken getirmedin? Yalçın Bey, yani bilmiyorum sizi ne kadar ilgilendirecek ama yasa diyor ki ziynet eşyalarının tamamı, düğünde takılan ziynet eşyalarının tamamı kadına ait. Ben ev almayı bilmiyorum mu? Bunlar ev almayı öğretecek. Kadına aittir, kadına size değil. Ben ayrı evde oturmayı istemiyorum ya. Yalçın Bey. Senin sırt evden hukuk misin? İstemiyorum ben ayrı evde oturmamı. Yalçın Bey, hukuk danışmanımız yasal bir şey söylüyor. Sadece ben bir hatırlatmada bulunayım bu noktada. Hocam. Yani Türk Medeni Kanunu'na göre bir düğünde takılan hocam. Ziynet eşyalarının tamamı hiçbir şarta bağlanmaksızın kadına aittir. Evet. Şimdi söyle Burcu. İnci Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle. Bir altın için mi evlilik olur? Bir altın için mutluluk mu olur? Her şey altın olsa keşke, eşi olsa. Burcu. Ben pardon. Ben altın için kaçmadım ki. Ben yuva kurmak için kaçtım Burcu buraya. Biz altın davası yapmıyoruz şu an. Burcu. Burcu şu an ya altın davası. Ya geçmişi unut artık. Altını batsın gitsin. Mutluluk önemli. Benim kocam önemli. Senin yuva beynini önemli. Yıkamış. Çocuğum yıkamış. Önemli. Sanki biz şu an ben altın yuva davası kurmak için yapmıyoruz. Geldim. Burcu. Bu yuva dişi kurur. Kadın kurar. Erkek kurmaz. Burcu. Erkekler kadınlar mı koruyor? Kadın ve erkek Herkes birlikte kadın kurar. Yuvada kadın kurar, çocuğu da kadın yapar. Evet. Aferin kızım. Yuva var ya, o kadına saygı varsa yuvadır. O da böyle bir yanda bir dipnot olarak dursun da. Burcu bir şey soracağım. Annen altın altın demiyor. Dinliyor musunuz? Yalçın Bey bir saniye. Burcu ile konuşmak istiyorum. Konunun merkezinde Burcu var. Onun dışında hepimiz konuşuyoruz şu anda. Burcu. Annen altın altın derdinde değil, onlar geçti gitti. Senin mutlu olmanı istiyor. Ayrı bir yuvan olursa daha mutlu olacağını düşünüyor. Niye böyle düşünüyor? Çünkü sen ona ve abine mesajlar atmışsın. Abin bayram da bunu söyledi. Mesajları da bize gönderdi, okudum ben de. Annene yolladığın mesajları da okudum. Annen ne bu mesajları abine bu ben mesajları ben dün mesaj atmışım 5'te gece. Niye attın o zaman? Ben dün gece 5'te ne mesaj atmışım? Değil 7'ye gece. Neler oldu attım bir sinirle attım. Atabilir herkes. Herkes atabilir. Bir hata yapar hata kılıyor. Bir buçuk ay önce. Madem attım niye gelmedim geriye? Sevim Hanım bir saniye. Burcu. Ya uzatma anne. Televizyon çıkıp da uzatma. Uzatmıyorum. Uzatma.
Burcu annem... Ya sakin ol oradan, sakin ol. Attım ya, ben attım. Suç mu? Suç mu? Bir ben de niye çıktım seni görmek istiyorum, suç mu? Burcu! Kapıma gel, görmek istiyorsan ya Burcu, kapıma gel. Sen çok mu büyüksün de ben kapıma geleyim? Selim Hanımcığım bir sakinleş. Ya vallahi ben yoruldum ya. Burcu sen çok ya. Yoruldun, farkında değilsin yorgunluğunun neden olduğunu ama... 10 aydır kızını görmeyen bir anne, ben yeni açan seyircilerimiz için niye bu kadar çok ses yükseliyor? Nedir konu diye bir cümleyle benim özetlemek istiyorum. Benim. 10 aydır evladını görmeyen bir anne ondan bu mesajları alınca önce jandarmaya gitti. Jandarmanın yanında kızıyla bir kere telefonda konuşabildi. Ve yine kızından 1,5 ay önce yine bu mesajları alınca bu sefer bize geldi. Hikaye bu. Buyurun. Canım, alan razı veren razı da anne... Birbirlerine ne karışıyorlar ki? Kızım hayatından memnun. Memnun mu sizce hayatım? Memnun değil. Belki de tehditle konuşuyor. Evet. Tehdit ediliyordur. Ama iki taraf böyle hırgür yaparsa... Ben tehditten konuşmuyorum. Bitsin Burcu. Bırakın şunu. Kırgınlık bitsin. Bak, artık bitti. Bir telefon. Orada dava açıyorlar. Açıyorlar. Bir telefon var bu arada. Arkadaşlarım önemli diyor. Onu alalım. Var. Burcu bir sakinleş. Burcucuğum bir sakinleş. Ne arkadaşlar? Bir daha. Baki Bey hatta. Baki Bey bu konuyla ilgili mi aradınız bizi? Buyurun. Alo. Merhabalar. Buyurun Baki Bey. İyi yayınlar canım. Çok teşekkür. Arkadaşlar sesi alamıyorum tam. Evet. Geliyor mu sesim? Ha, şimdi geliyor Baki Bey. Dinliyorum sizi. Şimdi Baki değil. Vahit bu arada. Tamam düzeltelim. Vahit. Vahit. Peki buyurun. Ablacığım ben şimdi o aileyi hiç tanımam. Kimseyle bilmem. Lakin Yalçın Bey hakkında konuşacağım. Yalçın Bey benim ortak tanıdığım, arkadaşlarımın tanıdığı. Evet. Ben Niğde merkezde şu an firma isim vermeme gerek var mı? Vermeyin, vermeyin. Reklam. Evet. Bilindik markanın mağazanın önünde. Evet. Hanımıyla yürürken önce bir depik attı hanımına. Anlamadım. Depik attı. Tekmeledi. Ha tepik. Tepik attı. Ha tekmeledi. Evet. Dizine doğru. Sonra eliyle arkası sırtından ittirdi. Sonra kolunu tuttu. Kız böyle biraz bir şey söylemeye çalışınca böyle yüzde geldi. Biraz küfür etti muhtemelen. Her neyse. Gidip şimdi müdahale edecektim ben. Benim 3 tane 5 yıl takipçiliğim var. Hiç olaya karışamam. Bulunamam da hiçbir olay mahallinde. Evet. Ben sadece izleyebildim ama içimden sinir sinir yedi. Bu sabahların programınızı izlerken baktım. O mu değil mi? Yakından baktım. Arkadaşı aradım. Onlara baktırdım. Dedi ki evet o. Yalçın kendisi. Yalçın yani eşine şiddet dışarıda, uygularken gördünüz aynen, siz. Aynen dışarıda. Eğer yalan sokakta yolun ortasında. Gitsin kamera ortasında kamera çekimleri varsa da ki bazı o büyük mağazanın dış çekim kameraları baksınlar oradan. Ne zaman yani oldu bu olay Vahit Bey? 2,5 ay falan olacak. 2,5 ay. Evet. Bizim orada gelinimiz var Niğde'de. Kardeşim benim evde orada. Ben sırtla gelip gidiyorum. Buradacık da yapıyoruz. Hatta kendisi şuradan da hatırlar belki beni. Bundan bir 3-4 ay önce... Kendi arkadaş grubumuzun içinde ben hurdacı olduğum için yani sülalemiz hurdacı. Benim kendi anam istemeyi de yapıyoruz bunu. Evet. 50 kilo bakırla 20 kilo alüminyum adına ne kadara satış fiyatları olur diyerekten belki konuşmuştuk. Belki oradan hatırlar beni. Kendim. Hatırladın mı Yalçın? Hurda fiyatını. 50 kilo bakır 20 kilo alüminyum. Hayır İnce Hanım yalan konuşuluyor kamera kayıtları. Tamam zaten kamera kaydır. Ben söyledim sana gidip baksınlar diye. Sen söylemen gerek yok. Yani. Ben İnce Hanım isterse gitsin mağazaya. Onları araştırır arkadaşlarım. Şimdi... Eğer bunu yaptı. İlgili. Yani Yalçın'ın eşine şiddet uyguladığına dair bir ihbarda bulunuyor hatta ki seyircimiz. Şimdi fiziksel olarak bu şiddete tanık olduğunu söylüyor. Yalçın, Burcu ne söyleyeceksin? İnce Hanım, sesim geliyor mu İnce Hanım? Geliyor, Burcu'ya geliyor. Burcu'ya sorsak. İnce Hanım geliyor. Kesinlikle yalan. Peki, ben Burcu... daha eşime kaldırıp da böyle tokat dahi göstermedim. Öyle mi Burcu? Yalan söyleniyor, kamera kayıtlarını getirsinler. Şimdi kamera kayıtlarını getirsinler ondan sonra ben ne olursa olanla katlanacağım. Efendim? İsterse beni içeri atsınlar. Burcu sen 2,5 ay önce bu böyle bir olay yaşanmış. Bunu görenler var. O kimse o tanıdık eden şerefsiz kimse yalan söylüyor. Ben 2,5 ay önce buraya hiç gitmedim ki. Niye yalan söylüyor? Benim kamera kayıtlarım. Hadi Burcu. Abici. Ben eşim bana bakmaya kıyamıyor. Ne dövmesi ne tepi. Burcu 21-22 yaşındasın. Burcu. O kimse eğer o kimse ben şikayetçiyim. Ben ondan şikayetçiyim. Madem bu programa çıktınız. Madem
Ona ben de inanmıyorum Burcu. İnci Hanım. Burcu. İnci Hanım. Efendim. İnci Hanım sesim geliyor mu? Geliyor Yalçın. O arkadaşın ismini, cismini ne olursa olsun onun hakkında dava açacağım. Tazminat davası açacağım. Onu inanmıyorum. Oradan ismini de verdi, açabilirsin. Kim ise. Gerçekler ortaya çıkacak. Gerçekler ortaya çıkacak. O kamera kayıtları gelecek ortaya. Ondan sonra bana ne yapılıyorsa olanlar razıyım. Bak olanlar razıyım. Yalçın. O kamera kayıtları ortaya gelecek. Tamam. Hakkında dava açacağım onun. Zaten şahıs adını soyadını da verdi. Kendini de saklamıyor. Hatta sen onu tanı tamam, diye hepsi, detay tamam. da verdi. Bir saniye. Tabii ki dava açma hakkı bütün konuklarımızın var. Bunlar iddia ama şahıs adını soyadını da verdi, kim olduğunu tanı diye sana detay da verdi. Rahatça ulaşabilirsin ona. Ama şurada benim anlamadığım ve kafamı kurcalayan ve bu yayını da yapma nedenim olan Burcu'nun attığı mesajlar ve Burcu'nun kullandığı ifadelerdir. Burcu bu kadar rahat, şiddet altında olmayan bir kadınsa, şiddet dediğin şey illa tokatlamak değildir. Evet, bir kadının eline cep telefonunu kullanma özgürlüğü yoksa bu da şiddetin en ağırlarından biridir. Bir kadının kendi yuvasında çocuklarıyla birlikte istediğinde anne babasını göremiyorsa, abisinin düğününe bile gidemiyorsa bu da şiddetin en ağırıdır. Artık bunu anlamamız lazım. Bir kadının hayatına kayınvalidesi karar veriyorsa, kayınpederi karar veriyorsa saygımız sonsuz büyüklerin aklına. Bu değil söylediğim şey. Artık kendisi bir aile oldum ben. Benim eşim ve çocuğum birlikte yaşayacağız diyemiyorsa bu da şiddettir. Bunu da artık herkes biliyor aslında. Yarın Burcu buraya kendi kendine çıkıp gelmediği sürece, yarın Burcu buraya çıkıp kendi kendine gelemiyorsa sizin söylediğiniz her şey boştur. Bu kadarını herkes gördü zaten. Yanılıyor muyum hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şiddeti o kadar güzel tarif ettiniz ki İnci Hanım. Sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığını, şu gördüğü şiddetin fiziksel şiddetin kat be kat daha etkili olduğu noktasında. Ya ben şunu da söyleyeyim. Yani her şeyin doğru olduğunu düşünüyorlar ya. Oysa ki yaptıkları her şey yanlış, farkında değiller. Ben bu farkındalığın ortaya çıkartılması için uğraşmaya çalışıyoruz. Ve ben hocam biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Eğer bu durum düzelmezse biz bu programlarda zaten konuşma amacımız farkındalık yaratmak. Bakın Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gelse o evde inceleme yapsa o çocukların o evde yaşamasının uygun olmadığına karar verir. Bu kadar basit. Fiziki sizin normal doğal dediğiniz her şey aslında doğal değil, yanlış. Ama bakın bunun düzeltilmesi için de İnci Hanım arkadaşlar size bir takım tavsiyelerde bulunuyorum. Ama biriniz oradan başka bir şey söylüyorsunuz. Diğeriniz altın mevzusuna giriyorsunuz. Gerçeği ve gerçek konuşulan meseleyi konuşmuyorsunuz. Hasan Bey, ana sorun ne biliyor musunuz? Yani birkaç programdır benzer konuları konuşuyoruz. Bence hiç bilenle bilmeyen bir olur mu cümlesi unutuldu. Kesinlikle. Bütün sorunu herkes bildiğini zannediyor. Kardeşim herkes her şeyi bilemez. O yüzden bir bilenler var ve bilmeyenler var. Bilmiyorsanız öğreneceksiniz. Bilmediğinizi kabul edeceksiniz. Sizin her yaptığınız şey doğru değil. O yüzden uzmanlar var, o yüzden bilgiye saygı var, o yüzden bilgi ve tecrübeye saygısı olan toplumlar gelişebiliyor zaten. Diğerleri yerinde sayıp geriye gidiyor. Ben yarın Burcu'yu bekliyorum. Bu arada yayında biz genel konuları konuşurken yanlış anlamalardan da hep çekiniyoruz. Bakın maddi imkansızlıklar nedeniyle insanların işleri bozulur, şartlar uymaz, bir arada yaşamak zorunda kalabilir. Ama kapının önüne bugün bir tır kaç liradır bilmiyorum ama ikinci bir tır almaktan önce o evdeki üç evli çiftin ayrılmasını sağlarsınız. Sonra alırsınız o tırı. İki tane tır var. İki tane tır alacak paran varsa kusura bakma evladını evlendirip evini ayırırsın. Ya da imkanın yoksa biraz daha o düğünü ertelersin. Bu kadar basit. Söylemeye çalıştığımız şey bu. Bakalım buradan umuyorum ki derdimizi anlatabilmişizdir. Kimsenin yuvasını yıkmak, düzenini bozmak değil niyetimiz ama yine şunu söylüyoruz. Gerçek bir yuvaysa bu, ona saygı duyuyoruz biz. Gerçek yuvada bir kere bütün aile bireylerine saygıyla gerçekleşir. Burada bir tarafı yok sayıp Seyim Hanım'ın tek bir cümlesiyle noktalamak istiyorum bugünlük bu konuyu. Yarın onları buraya bekliyorum çağrımı yaparak. Sen diyor karşı taraftaki anneye çocuklarımı yanıma aldım, kolumu aldım, kucağıma aldım, seviyorum, ediyorum diyorsun. Ben doğurduğum evladımı, onun doğurduğu iki torunumu göremiyorum. Benim derdim bu ve buraya geliş nedeni de bu. Konuşacağız Seyim Hanımcığım yarın inşallah çıkıp gelirler.
Bir kayıp hikayesi var. İstanbul Çekmeköy'de sevgili seyirciler, 16 Eylül tarihinde kayboldu İsmail Ilgaz. İsmail Ilgaz 52 yaşında, emekli ama aynı zamanda da çalışmaya devam eden biri. Burada kardeşi konuğumuz ve eşi konuğumuz. Nasıl kayboldu, ne oldu bir anlatalım lütfen. Eşiyle başlayalım hanımefendi, siz anlatın. Sabah 10 gibi çıktı işte. Evet. Ondan sonra ben de kahve açacağım dedi. Kahvede ondan, çalışıyordu. Evet. Ondan sonra gitti. Akşam 4'te işte demiş arkadaşına, cenazemiz var demiş. Bir de ondan beri haber alamıyoruz. Ondan sonra da işte savcılık kararıyla attırdım. Edirne'den çekmiş. Gittiği gün, ertesi günü 18'inde maaşını çekmiş. 400 lira çekmiş. Evet. Ondan sonra Eylül'ün 18'inde 400 lira çekiyor. Ekim'de de 100 lira çekiyor, başka çekmiyor. Ekim'de? Evet. 100 lira daha çekiyor. Evet. Ondan sonra Kasım'da 100 lira çekiyor işte daha Kasım. Kasım'da hiç para çekiyor mu? Kasım maaşı çekmiyor. Duruyor. Çekmiyor, evet. O Ekim'de 100 lira çekiyor, sonra 100 daha çekiyor, 30 çekiyor, bir de 20 çekiyor. Bir gün arayla. Evet. Ondan sonra bir daha da savcı kararıyla para çekirken CD gönderdi bizim emniyete. Evet. Edirne savcısı. Gördüm para çektiğini ama haber alamıyoruz, hiç aramıyor. O ilk hangi günün görüntüsü geldi? Eylül'de çektiği zamanda. Eylül, Ekim'inki geldi. Yok, Ekim'de yok. Yani bizzat kendisini gördünüz. Evet, Edirne'de. Gördüm. Edirne merkezden mi? Evet. Edirne şimdi merkez. İncanım, bu Eylül Ekim değil. Sadece Ekim'inki. 17 ile 25 arası. 17 ile 25 arası. Bu arada çekmiş olduğu görüntüleri gördük biz. Ali Bey, şimdi şöyle baştan gidelim. 16 evet. Eylül'de evden çıktı. Çıktım. 16 Eylül'den beri kayıp. Evet. Ve 18 Eylül'de bir kere bir para çekti maaşını. Şimdi 18 çekti Eylül'de mi? Şöyle. Şimdi hanımına ne? Her zaman maaşı 26'sında alıyorum diye söylermiş. Evet. Bu 16'sında kardeşim kayboldu. Biz ayın 26'sında maaş alıyordu. 26'sına kadar biz bunu bekledik. Döner diye bekledik. Ha, döner diye bekledik. Bir de maaşı 26'sında diye biliyorduk biz. Hanımın öyle söylemiş. Şimdi söyleyince ayın 26'sı geldi. İşte biz postaneye gittik. Postaneden bize göstermedi. Savcılık, ayakam neyse bir türlü hallettik. Oradan maaşının ayın 18'inde çektiğini öğrendik. Artık Edirne merkezden. Tamam. Edirne merkezden. Şimdi öğrenince... Ay o tesbihi bıraksanız elinizden, benim gözüm ona takılıyor. Çok özür dilerim. Yani. Öyle. Evet. Yani Edirne merkezden maaşını çektiğini öğrendik. Oradan yeğenler, enişten şey geldiler Edirne'ye. Edirne'ye gelince işte oradan şeye bakmışlar, otogara bakalım bir daha Edirne gitmiş ya, geri döndü mü? Yani geri döndü mü gibicesine. İşte o zaman ayın 16'sında akşamı Çekmeköy'den çıkınca saat 11'de biniyor, otobüse biniyor Edirne'ye. Yani Ali Bey, Edirne'de en son evet. Ekim ayındaki görüntüyü mü gördünüz evet, siz? Evet, evet. Ekim'de Edirne'den, PTT'den, şubeden, merkezden evet. Parasını çekmiş ATM'de bir kısım. ATM'de. Peki Edirne ile bir bağlantınız var mı sizin? Yok. Biz Edirne ile hiçbir bağlantımız yok. Hiçbir iş falan böyle yok. Daha öncesinde yok, Edirne'de yok, yaşadınız mı? Yok, hiçbir şeyimiz yok. Sadece çocuklar nerede okuduydu? Babeski de mi okuduydu? Yok, Tekirdağ'da. Ha, Tekirdağ'da. Çocuklar orada okuduydu. Talebelik yapmışlardı. Tekirdağ'da okudu. Hiç o zaman gittiniz mi Edirne'ye Kezban? Yok. Sizin 3 evladınız evet, var. Evet. Kaç yaşında çocuklar? Birisi 28 yaşında, birisi evet. 24 yaşında, biri de 20 yaşında. 20 şimdi. Yaşında. Bu çocuklarla ilgili herhangi bir sorun, ailede yok, bir şey? Yok, yok. Bir eşinize düşmanlığı olan biri var mı? Sürekli para çekiyordu. Eve para getirmiyor. Nasıl? Eve para getirmiyor mu? Yok. Emekli oldu. Emekli parası gitti. Tazminatı. 70. Nereye gitti? Yok. İşte ondan sonra o emekli olduktan sonra. Kaç yıl oldu emekli olalı? İşte 8 sene falan oldu. 8 sene önce emekli 73 milyar tazminat aldı. Onu hiç getirmedi. Ne oldu diye sormadın mı kocam? Sorduk. Söylemedi. Ne dedi? İstifa etmiş işinden. Üsküdar Belediyesi'nde çalışıyordu. Evet.
istifa etmiş işte, parasını çekti. Ben çekmiş, bize getirmedi. Birileri bunun parasını yiyor ama bize hiçbir şey söylemedi. Kezban Hanım, evet. Yani 30 yıllık falan evlisiniz, evet, herhalde. Evet, hiçbir şey söylemedi. Maaşını da mı getirmiyordu eve? Getirse de az getiriyordu. Maaş geldiği zaman para bana yatmadı, maaşımı alamadım, grev var, şöyle böyle. Kezban Hanım, eşinizin hayatında başka bir kadın olabilir mi? Başka bir ilişki? Ya hiç şüphelenmiyorum ama hiç bunun parasını birileri yiyor. Kim yiyebilir parasını? Bir kötü alışkanlığı mı var? İşte kahvede çalışıyordu. Kahveye sürekli gidiyordu. Kahvede ne zamandır çalışıyor? Emekli olmadan çalışırken de çalışıyordu yani. Kahvede çalışıyor mu? Kahvede geliyordu. Yoksa başka oyunlar oynamaya mı gidiyor acaba? Şimdi İnce Hanım, benim kardeşim o. Ben de kahveciyim. Biz beraber hem belediyede çalışıyorduk hem de burayı ek olarak daha iyi geçinelim diye ek olarak burayı da işletiyorduk. Tamam. Fakat öyle bir kötü alışkanlığını hiç içimizden geçmiyor bizim yani, ama bunu tehditle mi oluyor, başka bir şeyler mi var, bir türlü çözemedik. Söylüyoruz ha kardeşim, şimdi bunun başka geçmişi de var. Yani 3-5 borç almışydı. Biz bunları hallettik. Nasıl? Daha önce de borçlarını mı ödediniz? Daha evet. Önce yani ne borç zaman? Almış bir yere ödedik borçları. 2016 yılında. Ha. Ne kadar borçtan bahsediyoruz? Aşağı yukarı 90 milyar. 90 bin lira 2016'da. Tabii evet. 90 bin lira. Allah aşkına neye borçlanmış 90 bin lira orası? Hiç söylemedi. Hiç söylemedi. Emeklilik tazminatı. Ya, emeklilik tazminatı. O da gitti. Artı evet. Beraber evet. Çalışıyorduk. Evet. Nereye borçlandığını biliyorsunuz hocam, mu kardeşim? Hocam söylemiyor işte. Ama ödemişsiniz. Nereye ödediniz? Kime ödediniz? Şimdi bu çalışırken mesela senden para almış. Hocamdan para almış. 90 bin liradan bahsediyoruz. Almış. He? 90 bin liradan bahsediyoruz. İşte. Eve ya, para getirmiş. Lira, şöyle hocam. Dolar almış, altın almış. Para olarak değil yani. Ali Bey. 73 bin dedi galiba. Evet, galiba. Evet, tazminatı 8 sene önce. Evet. 8 sene önce. Evet. 2011'de 73. 2016'da 90. 90. Evet, yani yüzde bir kere çekmiş. Ha. Bizden habersiz. Evet. Şimdi de geçen sene 30 çekmiş. Bu sene de 20 çekmiş. Şimdi 3,5 milyar para krediye ödeniyor. Neredeyse 200 bin liralık bir borçtan hocam, bahsediyoruz. Hocam ortalama yemiş olduğu para en az 400-500 milyar. Evet. Psikolojik bir rahatsızlığı var mıydı, tedavi falan? Yok hocam. Ya sadece insanlarla konuşmuyor. Biziyle hiç konuşmadı. Beniyle, çocuklarla. O kadar ne zamandır konuşmuyordu sizinle? Bir 10 sene iyiydik. 10 sene önce ne yaşandı? Aşağı yukarı 400-500 bin liralık bir para evet, borçlanıp evet. Kaybetmiş İsmail Bey bu süreçte. Bu parayı nereye yatırdı? Bu evet. Yüzden başına bir şey geldi. Sevgili seyirciler, 52 yaşındaki İsmail Ilgaz 16 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesine kahve işe gidiyorum dedi. Emekliydi belediyeden ve aynı zamanda bir kahvehanede çalışıyordu. Oradaki arkadaşlarına da arkadaşımın cenazesine Beylikdüzü'ne gideceğim dedi. Sonra hiçbir haber alınamadı. Ta ki Edirne'den kendi maaşını çektiği görüntüler aileye ulaşana kadar 18 Eylül'de bir para çekmiş. Ve yine Ekim ayı içerisinde Edirne'de merkezde maaşından parça parça küçük rakamlar çekmiş. Ama Kasım ayı içerisinde hiç dokunulmamış emekli maaşına bir para çekilmesi görünmüyor. Fakat abisi Ali Bey ile eşi Kezban Hanım'ın anlattıkları ve üst üste koydukları rakamlar bizim kafamızı karıştırdı. Reklam arasında arkadaşlarım sizinle konuşmuş. Bana da notu getirdiler. Ben orada hesaplamakta zorlandığım için. 8 yıl önce emekli oluyor. 73 milyar o zamanki parayla evet. Diyelim tazminat alıyor. Evet. Bu para hiç evine gelmiyor. Gelmiyor. Hiç yani. Ve siz de ne yaptın adam bunca yıllık parayı diye sormadın. Çok konuştum. Evet. Hiç. Şimdi hocam şu da var. Mesela bu sadece tazminat. Bu arada dedim ya bu kendi beraber çalışıyoruz da. Hı hı. Bu da yok. Sonradan emekli oldu. Emeklilik maaşı da yok. Çalışıyor yine yok. Sade ufak bir mevlalarla eve bir ekmek getiriyor. Gerisi... Onun üstüne üstlük 150 binlik bir kredi çekilmesi var. Evet. Yine kendisi 150 milyar öyle diyelim. Sonra bir 30 bin daha. Sonra bu yıl 20 bin.
Evet. Ve sadece 7 bin lirası geri ödenmiş. Tutarları da karıştırıyorum. Evet. Milyarlar, milyonlar. Sonra 90 milyarını siz ödediniz. Daha 90 küsür lira ben ödedim. Mesela bu 3 sene öncesiydi. Bu 3 senedir şimdi normal hayat devam ediyor zannediyoruz biz. Evet. Normal hayat devam ediyor zannediyoruz. İşte sonradan yine öyle bankadan kredi çekmiş. İşte birilerinden bir şeyler almış. Ufak bir mevlalar. Ondan sonra da işte bu şekil ben gidiyorum. Bunları diye. Duydunuz mu kredi çektiniz? Hocam ben normal bir abisi olarak normal hayat devam ediyor zannediyorum. Fakat hayat devam etmiyor. Ama sormamanız da bu parayı kimden kime aldın ne yaptın diye böyle yani bir ya şekilde. Ya hocam Elise ben sordum. Demişsiniz. Bak senin yüzünden 90 bin lira ödedim deyip yani bu işin aslını öğrenmemiş olmanız mı? Yok aslını öğrendik. Şimdi 90 ne öğrendiniz? Lira, şöyle diyelim hocam şimdi bu Üsküdar'da çalışırken evet. Mesela gelmiş seninle samimi arkadaş dost demiş ki ya benim hastam var. Ben hastayım, rahatsızım. Tamam, onun asıl nedeni niye sormadınız? Onu öğrendik. Yani arkadaşlarından, çalışanlardan almış falan filan dediniz de. Asıl ne nedeni, ya bu parayı bu adamlardan alıp ne yaptığını sormuş olmanız. O zaman sükut geçiyor işte. Bunda bir de hocam şey vardı. Kumar oynuyor olabilir. Ya kumarla değil hocam. Bunda bir de at yarış hastalığı vardı. Tamam, o da bir kumar işte. O da kumar. İşte. Ne zamandır oynuyor bu oyunları? Ya oyunları. 10 sene oldu. 10 sene. İşte 10 senedir de bizimle yaşıyorsun. Hiç konuşmuyor dedin sen evet, Kezban Hanım. Evet. Yani para hiç getirmemesi de 10 yıldır mı başladı? Evet. Önceden iyiydi. Sonra yani ben burada 200 küsur ediyor. Yani neredeyse evet. 300 bin liralık bir rakam. Evet. Şeyle evet. Beraber, tazminatıyla beraber bunlar at yarışında mı gitti? Ya işte hocam ben bunları yani at yarışında da büyük bir Mevla'nın oynadığını zannetmiyorum. 3 lira, 5 lira. Yani bunun içinde başka bir şeyler var. Bunlar tehditlerim var, bir santajım kim var. Kim niye tehdit etsin kardeşinizi? Neye bulaşmış olabilir? Neyle i̇şte tehdit edebilir? Bilemiyoruz hocam. Bunu bilebilsek. Ama siz en iyi siz bilirsiniz yaşantısını. İşte kahvehaneye gelip giden birileriyle mi ilişkisi var? En basitinden aklıma gelen bir başka kadın, bir başka olay mı var? Bunlar hiçbir işte şey bilmiyoruz. Bilemiyoruz yani. Bilemiyoruz. Söylemiyor. Hiç bize bir şey 30 yıllık kocan, bütün evet. Bu kadar paraları uçurdu deyim yerindeyse evet. Yani en şey ifadesiyle evet. Ve sen ona benim çocuklarımın rızkını ne yaptın adam diye her sormadın. Gün sordum her gün sordum İnce Hanım her gün sordum yok diyordu canımı mı alacaksın diyordu yok diyordu istifa etmiş bana da diyor ki ne izin ayrıldım diyor. Ben onu kendim belediyeye çocukların gittim. Çocukların sormadım peki. Çocuklara sormadım. Babacığım ne yaptın sen? Baba çocuklarına da sordu. Çocuklar sordu hiç söylemedi. Ben belediyeye gittiğini, tazminatını, istifa ettiğini belediyeden öğrendim. Şimdi bu at yarışları hocam bu kadar büyük hayır. Bir hastalık. O kadar değil İnce Hanım. Yok at o kadar yarışı, değil. Evet bir yani kumar boyutunda oynanırsa hastalık. Bir beyefendinin dediği gibi hani yasal sınırlar içinde oynarsa 3-5 belki ama. Aynen öyle hocam. Yani eğer kişilerle iddiaya yok. Girerse onlar farklı bir boyutu da var o işin çünkü. Kişilerle iddiaya girerse atları özel yatırımlar yaparsa falan çok büyük paralar ve işte o zaman tehdit şantajı. Çünkü borçlanacak, borcunu ödeyemeyecek. Ya ödersin ya vurursun denir yani İşte ondan. Yani bize de anlatmıyor. Bak en son yani inan ki aile perişan oldu. Babam böyle gitmiş diye duyunca adam kalp krizi geçirdi. Bypass oldu. Geçmiş olsun. Geçmiş. Adam şimdi yine öyle kendini bıraktı. İnan ki onu düşünüyor. Annem yine öyle. Ali Bey o kahvehanede birlikte çalışıyorduk dediniz ya emekli evet. Olduktan sonra. Oraya gelip giden birileri var mıydı? Böyle bahisler oynuyor. Çevresi ya da oraya gelip onu rahatsız eden biri yok, olmuş yok, muydu? Kimse yoktu. Emin en misiniz? Kadar yok, en son yok. O gün kimlerle konuştu mesela? Kaybolduğu gün kiminle konuştu? Şimdi biz beraber önceden çalışıyorduk. Şimdi ayrıldılar. Beraber çalışmıyoruz üstten yani. Tamam. Benden ayrı bu. Ayrıldım. Evden giderken yanına ne aldı Kezban Hanım? Hiçbir şey almadı. Kahvaltı yaptı, bir penyeyle bir pantolonu vardı. Hırka bile giymedi. Telefonu? Telefonu dedi ki ne? Bir ay önce çaldılar dedi. Ben esnaflara çay dağıtıyordu. Hı. Ben çay dağıtmaya İnince dedi telefonumu kasadan birileri çalmış dedi. Acaba onu da sattı, sattı mı? Sattı. Acaba onu satıp paraya mı çevirdi? Ama satsa içinin hattını çıkarır. Geçen borç geldi. Avukata girmiş. Ben 400 lira gittim bu şey yaptım. Borcunu ödedim. Neyle geçindin sen bu sürede? Ben çalıştım. Kezban Hanım. 13 senedir çalışıyordum. Bu Mayıs'ta çıktım. Giden Mayıs'ta. Yani o eve para getirmemeye başlayınca siz işe mi başladınız? Evet. Evet. Evi geçindirmek için. Çocuklarımı okuttum, çalıştım, evi geçindirdim. Çok zor günler yaşadım.
yine ona rağmen yok diyordu. Hiç her gün yok diyordu. Ben kayınpederime dedim, çocuğunuza sahip çıkın, bize para getirmiyor. Her gün kavga ediyoruz diyordum. Bakın, onlar para hiç getirmiyor mu? Bakın parayı şuraya harcıyor da demedi, bize para getirmiyor demedi mu diyordunuz? Yani niye kahrediyordunuz kayınpederinizi? Bir daha ya diyordum misin ki bununla karşınızı alın konuşun. Ama bakın parayı şuraya harcıyor da bize para getirmiyor deyip şikayet etmeniz gerekir. He, para getirmiyor niye ki sorarsınız? Yani bunu demez on miyim senede, demez mi? Bakın, her gece konuşuyorduk. 10 sene içerisinde her bunun sebebini öğrenmemiş olmanız hayatın olan akışına aykırı. Söylemiyor. Hiçbir kelime çıkmadı ağzından. Sen ne tahmin ediyordun Kezban? Senin eşin bu parayı nereye harcadı? Hiç bilmiyorum. Yapmayın ama olur ama yapmayın. Söylemedi. Lütfen yani, yani olmaz mı tahmininiz? Avukat Bey yemin yani ederim bak yani evime gitmeyin. Yani eşiniz korumak için şimdi belki hayır, hayır ben rezil asla, olur diye düşünüyorsunuz. Asla korumuyorum. Çocukları kızar diye düşünüyorsunuz. Asla asla korumuyorum. Ya hocam bizim çektiğimizi biz biliyoruz. Biz niye biz, korunacak bir şey yok ki? Bak, çekmeyin girdi artık. Buradasınız ya çekmeyin. 10 yıl hayır, boyunca kardeşi ve eşi olarak. Yani bunu sormadıysanız ve bunu merak etmediyseniz ben bunu enteresan buluyorum. Ya hocam merak etmeyin. Yarışı dışında da başka kumar alışkanlıkları var mı? Biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama İsmail Ilgaz'ı tanıyan bilenlerden de telefon bekliyoruz. Çocuklarıyla da konuşacağız sonrasında. Ama mutlaka sizin de bildiğiniz bir şeyler var. Sizi tam anlatmazsanız bizim sonuç alma şansımız olmuyor. Hocam hikayelerde biz buraya derdimize çare olmaya geldik. Ali yarış Bey. Buyur. Hiçbir insan bu kadar emekle, bu kadar zorlukla kazanılan paraların 300 bin liranın kaldırılıp buraya yok olmasına neden bu yok oluyor diye suskun kalamaz. Birincisinde sustunuz, hata yaptı. İkincisinde, üçüncüsünde nereye gidiyor diye mutlaka bir cevabı var. Ama hocam ben inan ki bak borcumu ödedim. Ben normal hayat devam ediyor zannediyorum. İşte o aradaki, ama bu arada bu yine gitmiş kredi çekmiş bir şey. Bilemiyordum ki ben yok bunu. Yok diyordu. Her gün yok diyordu. Ben bunu her bilemiyordum. Gün bunun cevabını mutlaka bilen biri var. Size sussa da arkadaş çevresi neymiş bunun gerçek nedeni biz bunu bulacağız diye inanıyorum. İnşallah devam hocam edeceğiz inşallah bu konuyu inşallah konuşmaya ama İsmail Ilgaz bizi duyuyorsa umarım evet ortaya çıkar. Her şeyden önce hayatta olduğu haberini alırız. Çünkü evet, inşallah, ay inşallah, hiç maaşına inşallah bile dokunmamış. Evet. Acaba birilerinin yanında mı? Evet. Birileri mi tutuyor? Ama şunu diyeceğim İnci Hanım. Buyurun. Edirne'den tek başına gitmez bu. Çocuklarını düşkündü. Hiç aramamış tek hiç aydır. Tek başına çocuklardan da kayıp ben, var mı? Bütün var ya yok, kalbimle inanıyorum. Ha. Birinin elinde tutuluyor bu. Zorla alıkoyu. Çünkü arardı. Bak bu kadar parasızlık çekti benden vazgeçmedi. Hiç ben çocuklardan vazgeçmedi. Yok derdi ama çok üzülüyordu evde. Bir şeye girdi çıkamadı. Girdi ben çıkamadı ona dedim niye ki, sizinle paylaştın? Ayrılalım dedim İsmail dedim ayrılalım dedim. Abim gelsin dedim. Dedi ki kesinlikle ayrılamam dedi. Ben çocuklarımı dedi bırakamam dedi. Bu birinin yanında duruyor bunun birileri var peşinde. O 50 yaşındaki bir adam çocuklarını evini yurdunu bırakıp da gitmez. Ben ona üzülüyorum. Bakalım ne çıkacak İnşallah Kezban bir haber konuşmaya gelir devam mi edeceğiz. Yani bunu konuşacağız şimdi bunu sizinle Ali Bey. Sağ devam edeceğim ama burada bekleyen başka konuklarım da var izninizle. Biliyorsunuz Yusuf Güneş cinayetiyle ilgili bir çocuk bu cinayetten bir gün öncesinde babasıyla bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki aslında bir özet yapayım önce sevgili seyircilerimiz için. 7,5 yıl önce işlendi Yusuf Güneş cinayeti. Yaşadığı Soysallı Köyü'nün muhtarıydı. Gece evindeyken camına vuruldu, kapıya çıktı kim geldi diye. Ve orada 5 el ateş edilerek Yusuf Güneş öldürüldü. Evde eşi vardı ve annesi vardı. Hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki yaşama devam etmedi. Ve bu planlanmış bir cinayetti. Çünkü o saatte köyün elektrikleri bilinçli olarak kesildi. Ve olay yerinden de beyaz bir aracın hızla farları kapalı biçimde kaçtığını görenler vardı. O aracı kim kullanıyordu, cinayeti kim işledi? İşte bu noktada bir çocuğun söyledikleri çok önemli. Aslında röportajı izleyelim, üzerine konuşalım istiyorum. Siz bu konuyla ilgili neler biliyorsunuz Mustafa Bey diye. 7 yıl önce kapısında vurularak öldürülen Sosalı Köyü muhtarı Yusuf Güneş cinayetinde ortaya çıkan bir tanık şok iddialarda bulundu. İsmail Bey, yıllar öncesinde muhtar öldürülmeden sizin oğlunuz okulda bir duruma şahit olmuş. Şimdi o dönemin muhtarıydı aslında evet, Yusuf Güneş. Evet. Ama şöyle bir durum da vardı. Aynı zamanda okullara servis çekiyordu. Evet. Sizin oğlunuz onun servis çektiği okullarda, okullardan birinde okuyordu. Aynı zamanda evet, servisteydi sanırım. Yusuf amcamı öldürecekler.
Arkadaş ben İstanbul'da çalışıyordum. İstanbul'da çalıştığında akşam geldim. Evde hanımımla görüşüyordum. Hanımımın elinden aldı benim oğlum. Hanımımın elinden aldı. Dedi ki baba dedi Yusuf amcamı öldürecekler dedi. Bu arada hangi zamanda ölmeden ne kadar ölmeden gün önce? Ölmeden bir gün önce. Tam bir gün önce. Bir gün önce ölmeden bir gün önce öldürecekler dedi. Ben de dedim ki oğlum onlar kendi aralarında barışıyla kavga edebilirler. Kimse orada bir şey yapamazlar dedim. Sağ öylece çocuk geri telefonu aldı. Telefonu verenden sonra sabahına saat 5.30'da benim evden telefon ettiler. Yusuf'u öldürdüler diye. Tehdit eden kimdi? Bu arada oğlunuz neye şahit olmuş orada? Hani gelip birileri onu tehdit mi etmiş, bağıra çağıra hayır, tartışmışlar hayır, oraya mı? Varmış, oraya vurmuşlar. Orada vurmuşlar, ben senin canını alacağım demiş. İki kişi gelmiş oraya ama kim olduğunu ne ben bilirim ne de oğlum bilir. Şimdi oğlunuz daha o zaman 11 yaşındaymış. 11 yaşında. Daha küçük, daha çocuk. Evet. Ama buradaki amcalarını, teyzelerini tanıyan biriydi hayır, değil mi? Hayır, hayır. Kimseye tanımak. Yani mesela buradan birkaç kişi desek, şu muydu, şu muydu desek tanımazdı yok, o zaman. Yok canım, ne 11 yaşında çocuk tanımaz. Ben de zaten gurbetten hiç gelmem. Yani öyle bir bilgimiz de yok yani. Ama yalnız bunu sadece, bunu dediğine kanaatim var. Okulun içinde olmuş. Niye öldürecekler dediğiniz zaman nasıl anlattı size? Yani servisten inmişler, okulun bahçesinde mi olmuş, okulun hayır, dışında okulun mı? Hayır, okulun içinde olmuş bu olay. Okulun içerisinde gelmişler. Nasıl olmuş? Hani biz senin canını alacak diye söylemişler. O da demiş ki anlattıklarına göre bu şekilde demiş. Ben demiş senin canını alacağım demiş. O da bunu onu gördüğü için ufak çocuk olduğu için o da ben telefonda konuşacağım geldi bana telefonda bildirdi. Yusuf Güneş'i kim neden öldürdü? Şimdi bu bilgiler çok önemli. Bu bilgilerin üzerine bir not daha ekleyeyim. Birazdan onunla ilgili de zaten kısa şeyler hatırlatmalar yapacağız size. Zaten muhtarın 3 günlük ömrü kaldı konuşması var. Daha öncesinde yapılan 3 günlük ömrü kaldı konuşması var. Ardından işte okulun içerisinde birilerinin seni öldüreceğiz, canını alacağız diye konuşmasına şahit olup bu olaydan bir gün önce babasına aktaran 11 yaşında bir çocuk var. Bunu hiç duymuş muydunuz siz? Hiç duymadım. Hiç duymadı o. İlk defa burada mı öğrendiniz? İlk defa burada öğreniyor. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kimdir Mustafa Bey konuşan? Bunlar Kebelli köyünden... Geçen gün dediğin adam değil mi bu? Yok o değil. Kebelli köyünden bir arkadaş bu. Görüşürüz İsmail kişiyle. İsmail soy ismini de vallahi hatırlayamadım. Zaten İsmail Bey diye söylüyor zaten. Ha İsmail siz geçen adını soy ismini de tamam şu Şahin Bey'in hısımı zannettim. Ha hısımı. Dünürü zannettim. O Zengi onun ismi Zengi. Olmadı bu. Yani. Hangi okuldan bahsediyorlar? Yani köyün içinde Ekinözü'ndeki okuldan. Ekinözü'ne bu rahmetlik servis çeker getirirdi. Serviste götürdüğü okulda. Serviste gider gelirdi. Devamlı servis. Sabah giderdi akşam. Hayır, 11 okul... yaşındaki çocuk tanır çünkü. Kendi yani köylerinden. Başka köyündeymiş o. Tanımaz diyor babası. 11 yaşındaki çocuk. O çocuk küçük. Tahminime tanıması gerekir o çocuğu. Şimdi tanıması gerekir çocuk, bir de yanına şunu da söyleyeyim de öyle devam edin. Okulun içine önüne gelen girip giremez tabii, herhalde tabii, ve yani. Gidip muhtara seni vuracağım diyemez. Şimdi o köy ne kadarlık ki yani anlatın lütfen. O köy geniş çevre geniş. Kandıl köyü de giriyor bu işin içine. Evet. Kandıl, Kabaktepe bu talebeleri hep gelip gidiyor ya orada. Bunu mutlaka gören var orada. Bu şekilde diyenler mutlaka var. O çocuktan başkası da görmüştür mutlaka. Okula o çocuktan başka gören de başkaca olabilir. Başkaca tanıklar da olabilir. Bir o çocuk değil. Yani. Okulun içinde olduğu hocam bir o çocuk değil ben tahminime yani. Hayır, okula girmiş kadar, olsa orada ademesi öğretmeni görevlisi muhakkak orada bir, kamerası var. O okulun kamerası 8 sene evvelki kamera. Hepsi olması gerekiyor. Siz okula istediğiniz gibi girip çıkabiliyor musunuz böyle? Okulun bahçesine rahat rahat herhangi bir... Ben de talebe getirdim girerdik yani. Ben de talebe götürdüm. Rahmetli yani servis olmak... şoförü olarak girerdim. Dışarıdan herhangi bir vatandaş kendinin, olarak değil. Kendinin şoför olurdum ben. Yani, mesela Ankara'ya gelirdim. Hayır, ben gelsem ben okulun içerisine rahat rahat girebilir miyim onu söylemiş. Onu bilemiyorum hocam. Ama servis şoförleri okulun içerisine rahat rahat girip çıkabiliyor. Başka o yani dediğim mahalleler. Bir okula kim girer hocam? Okula öğretmenleri gider, çocukların velileri gider, okulda çalışan görevliler gider, işte servis çekenler gider, başka da ziyaretçi 40 yılda bir başka bir neden. Herkes böyle elini kolunu sallayıp okula gidip bir muhtara da tehditte bulunacaksa başka bir
ilgisi olan biri. Yanlış mı düşünüyorum? Gider başka bir mekanda tabii, bu tehdidi yapabilir. Okulun içerisinde bu tehdidi yapabilecek kişiler... Çok sınırlı. Ama bakın şöyle bir şey düşünün. Servis çektiği için okulun içerisine arabayla giriyor servisiyle. Daha sonra okulun içinden servisle de çıkıyor. Yani dışarıda durdurup konuşma ihtimalleri veya tehdit etme imkanı da yok. Hocam, yani servis okulun bahçesinin içerisinde. Hocam, orada yakalayıp konuşabilir belki. Yiğit bir çocuktu yani. Belinde de silahı var. Yiğitliğini demiyoruz. O adamlar niçin oradaydı onu araştırıyoruz. Nasıl yani onu yapan adam da ufak tefek bir şey bu değil. Bu servis yani. Çekme değil. Konusuyla ilgili herhangi bir husumeti biriyle bir çıkar şey olmuş muydu? Sorun olmuş muydu? Yani bu işi almak isteyen başka kimse var mıydı? Yok öyle bir şey duymadım ben. İhale, ihaleye giren, burada konuştuğumuz isimlerden ihaleye giren kimse oldu mu? Ya da eşinizin Serpil Hanım daha önce ortak iş yapıp vazgeçtiği biri servisçilikle ilgili? Yok öyle bir şey de olmadı hocam. Hiç olmadı. Ben bilmiyorum. Bu tanıdıklarınız arasında başka servisçi var mı burada? Bu burada ismi geçenler içerisinde başka bir servis çeken ve o okulu öğrenci taşıyan başka o köylerden de olabilir. Kendini başka bir servis çeken kişi var mı? Kendinin ortağı var. Bir araba daha çalışır diye servis getiriyor. Duvan Alkaya. Bir Duvan tane tabii. Başka bir... bu ismi geçen kişilerden orada servis çekip de o gün orada bulunacak kimse var mı? Peki karakol şeyler. Peki ne diye geçti Duvan Alkaya'nın ismi? Şey bir mektup şey vardı bunun. Ajanta mı derler ona? Evet. O zaman askeri aradı. Çok kuvvetli aradılar. Biz de dedik ki o zamanın bahrine bu biliyorsa ortağı biliyor. Ortağının yanındaydı bu. Ortağı arabasını bırakırdı aniden bunu toplantıya çağırırlardı. 17 mezranın bir muhtarı tek. Bu çok yetkili olarak her yerden çağrılıyordu. Bırakıyordu arabaya. Kendi geliyordu ortağı biniyordu arabaya. Böyle yani bir... muhtar öldürüldükten sonra sizin köyden servis çekme işini alan oldu mu? Kim aldı? Kimse almadı. Aynı yerine... Benim eniştem vardı, eniştem kullandı onun yerine. Aksatmadık yani biz o işi. Hayır ama bir şekilde o devam etmemiştir. Gelir, ondan sonra biz satan ondan sonra okul işi bittikten sonra biz ihale mihale her şeyden bıraktık. Her şeyden elimizi çektik. Yani siz çektiniz de kim aldı işte siz çekince? Kendileri almış hocam enişte diyor. Yani enişte ha biz araba orada kaldı. Talebe yerine hayır, gitmeyince. O sene belki. Duvan Algaya. O sene ama zaten tatile bir şey kalmamış orta, öldürüldüğünde. Orta oraya evet, hocam kim yapıyor? İki tane arabası çalışıyor ya bu rahmetliğin iki tane. Birine Duvan Algaya girdi biri boş kaldı. Boş kalınca Duvan Algaya bu arabaya yani, da ortak buna da ortak. İkisine de ortaklar birbirine aynı arabaya şey eşit. Birini Doğan Algaya kullanıyor, birine de şoför buldu. Doğan Bey devam etti bu işe. Devam etti, şoför buldu. Şeyi yani maddi çıkarı Doğan Bey elde etmiş oldu muhtar ölünce. Tabii tabii, devam etti öyle. Serpil Hanım peki bu konuşma cansız. Bir gün öncesinde şahit olduğunu söylüyor ya çocuk babasına. Babası İstanbul'da ve o telefonda onu söylerken. Bir gün önce hiç eşiniz eve geldiğinde böyle bir farklılık gördünüz mü onda bir öfkesini ya da size hiçbir bir şey anlatmazdı. Öfkesini görsetmezdi. İnan İnce Hanım hiçbir şeyini söylemeyen bir insan. Biri eşiniz ölümle tehdit etse onu da sizinle paylaşmaz mıydı? Üzülmeyin diye. Hele bu 6 ay içerisinde hiçbir şeysini yani hiç canımız çok sıkkındı. Biz hep moralimiz bozuk olduğu için yani ben de hiç fark edememişim. Demek ki. Ama İnce Hanım bakın bu çocuğun anne ve babası eğer bu konuda savcılığa bir ifadede bir beyanda bulunmamışlarsa bunun da altını değişmemiz gerekiyor. Evet niye bu kadar yani, zamandır susmuş? Bakın aradan geçmiş 7-7,5 sene daha savcılığa gidip de benim oğlum olaydan bir gün önce iki kişinin muhtarı öldürmeyle tehdit ettiğini söyledi. Evet. Oğlumu dinleyin niye demedi bunlar o zaman? Otopside yansın. Çıkan bir gün önceye ait yara izlerini de açıklar. Bu arada bir itiş kakış oldu. Belki de. Tartışma olduysa itiş kakış ondan oldu oraları. Onu Hacı Osmanlar diye bizim Kandır'ın mahallesi var. Oranın insanları da diye ben duydum. Burada duydum telefonda dediler. Ama bilmiyorum ne derece doğru, ne derece doğru diye. Kurban olayım Allah'a can neyi veren duydular? Ama bakın, cansız yumurtaya can veren Allah'a başka bir şimdi, şey değil. Mustafa Bey duyduklarınızı böyle yarım yarım söylüyorsunuz ya biz anlamıyoruz tam. Hacı Osman dediklerimi de duydular. Neyi duydular Hacı Osman dediklerimizi? Bir anlatsanıza. Hacı Osmanlar. Hacı Osman dedi. Hacı Osmanlar mahallesinde satan o Şahan Balası'nın bacanağı var orada. Ne duydular onlar orada? Oradan muhtarın 3 günlük ömrü kaldı dediğini bunu benim hırsım oğlumun babasına diyor. Ha, babası tamam, da asker söyleyeyim. Olarak... Bunu geldi bizde paylaştı. Biz de askeri saldık oraya. Saldık ve geri aynı derecede inkar edildi o. O derecede inkar edildi orada. Aslında onun işte röportajlarında... O orada inkar etti. Şahan Balıkçı'nın bacanağı bunu diyen.
Mevlüt Aslan'a diyor. Mevlüt Aslan da benim oğlumun babasına diyor. Benim çok kayınbabasına. Geldi Şahin bana dedi. Şahin canlı yayında zaten bir onu ona soralım. Onun bacanağı söyledi diyorsun. Evet. Görebilir miyiz Şahin Mehmet Şahin'in yanında Şahin Balıkçı? Şahin Bey duydunuz mu Mustafa Bey'in söylediğini? Bunu daha önce de canlı yayında söylemişti Mustafa Bey bize. Muhtarın 3 günlük ömrü var zaten diye konuşuldu. Ben duymadım. Ben duymadım bu bacanağımın öyle dediklerini. Hiç ben duymadım. Peki duymadınız mı? Bacanak'la 7 sene geçti üzerinden bu cinayetin. Bunu Mustafa Bey mutlaka daha önce de anlatıldı, konuşuldu köyde. Hiç mi kulağınıza gelmedi? Vallahi o zamanlar Mustafa Güneş söyledi de yalan diye hiç kimse şey olmadı. O adam o kelimeleri demez yani. Dese dedim der o adam. Mustafa Güneş niye yalan söylesin o zaman Şahin Bey? Vallahi bilmiyorum, o duyduğu adamla onların arasında benden hiçbir sorunu yok onun. Yani şimdi diyorsunuz ki duyduğu adam, yani Mustafa Bey dün de dediniz ki bildiklerini tam anlatmıyor. Yani bir şey mi saklıyor da böyle bir şeyler ortaya atıyor konuyu değiştirmek için o zaman? Vallahi o Mustafa Bey'in arasında onu ben bilemem ki ne şimdi. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmez derken, dışında da hiçbir yorumunuz ve öngörünüzde yok. O saatte Kebeli köyünde yani. Saat 9.30'da bak. Üst yanında Allah var. 9.30'da hızımın bunu bana bizzat anlattı. Bunu doğruları konuş. Doğruları ya konuş. Ya sorma kim abi. Ben doğruları konuşuyorum. Gündüz 9.30'da mı? Gece 9.30'da mı? Akşam 9.30'da. Varım sorma bakalım. Akşam 9.30'da. Yanlış anlama bak. Varım sorun ondan sonra arkadaş ben sen gitmedim diyor ben size. Sen o mahalleden nereden geçeceksin? Sen bildiklerini söylesene sen bu zamana kadar tehdit oluyor. Niye demiyorsun kona sen şimdiki şey diyorsun? Vallahi'm ya. Sana dilekçeyi mühürle diyorlar, tehdit ediyorlar. Niye sen söylemiyorsun kona sen bunları hep gizliyorsun kona? Diye gerçeklerde hepsini dedim biz de kurtulak, vatandaş da kurtulsun. Niye bu kadar şerak altında koyuyorsun herkesi? O adamlar 3,5 ay yattı. Allah da şahidim, ben görmedim, duymadım ağızlarından ama ben bir tahminler üzerine onlarla cangam eder diye Allah'ım da şahit olsun onların ismini öyle verdim. Başka bir duygum olmadı. Ya tehdit etti diyorum. Ya tehdit etti diyor. Adam dilekçeyimizi anlattı yazıyor, götürdüler diyor. Mustafa Bey, şimdi Şahin Bey önemli bir yeri söylüyor aslında. O hem tehditle ifadenizin değiştirilmesi mevzu var hem de sonuçta öldürülen kardeşiniz ve aklınıza gelen iki isim var. Yani öylesi bir tahminle bunu söylemiş olamazsınız. Onlarca isim arasından belki de siz o iki ismi işaret ettiniz. İşte öyle dediğini düşündüm diyorsunuz ama bunu size hissettirecek ya da sordum diyorsunuz. Bunu sana Gemli Ayla sabit mi yaptı? Ya. Ha dedi gibi. Evet, geldi. Evet. Ve ayrı bir yeğeninizin de yine böyle bir isim söylemeye çalıştı gibi bir anlatım var arkadaşlarıma. Peki bu yani niye bu isimleri söylediniz? Durduk yere cinayetle birini suçlayamazsınız siz. Ben cinayetle tuttuğumda cinayeti sizin de bilmiyorum. Sizin önemli bir şüpheniz olmuş. Yaşım 65 olmuş. Ben bir şeyi bilmiyorum. Ben şuurumu kaybetmişim. O anda konuştuğum kelime bu. Ben dediğim ya nereye gelir? Mustafa Bey, birisi size sabitle Emliha'nın ismini mi verdi? Hayır hocam, Allah da şahidim olsun. Buradan canımı bak, alın. Çok bak, önemli. Kelime bu kelime. Eğer birisi senin kulağına o isimleri fısıldadıysa direkt odur çünkü. Neden ki? Benim kimse yoktu başımda. Ben kardeşimi götürüp içeri gittiğimde... Ya gelmişsin 65 yaşına, korkacak bir şey kimse kalmamış bana, artık. Söyle gitsin. Kimse bana bu lafı demedi hocam. Kimse benim yanımda yoktu ki ya. Mustafa Bey, tam da hocanın dediğinin... Kimse benim yanımda yoktu hocam. Tek yalnızım. Ben satan arası, ölümüyle arasında bana bu verdiğim ifade 1,5-2 saat sürmedi yani. Demişti o 1,5 saat arasında birisi demişti. Ben ikinci oradan rahmetlik vefat edince ben oraya getirdiler. Ve orada asker dedi ki kimiyle nazimli? Ben de bunlar. Kardeşime de sordum bu dediğini. Ha ben giderken de şimdi hatırlıyorum ki giderken de yolda. Mesela diyor. Belki de böyle ters mi anladım ola diyorum hesabımla kendi kafama göre. Mustafa Bey soru şu. Onların ismi niye aklınıza geldi? İlk ya zaten işte sıkıntı ilk önce o. Şimdi canlama ettikleri onlarıydı. Benim canlama ettikleri onlarıydı ilk olarak. Ben bilmiyordum başkasıyla. Benim bildiğim kadar canlama ettikleri var mı diyor bana asker. Soruyor orada. Sıkıştırıyor asker. Diyor ki bundan canlama ettiği biri var mıydı? Söz müydü? Deyince ben de mecbur kalıyorum. Çaresiz bir umudumla. Bir umut olarak yani onların, ha kendilerinin günüzde dolandıkları şeklini ben şantiyada
Arabasını sürüyorum kardeşimin. Dolandır şekillerinden her şeyi biliyordum. Ben bu zaman açı emmiydim, onlara dayıydım. Bir ay kala kardeşime hepsi düşman oldu kardeşime. Şimdi kardeşime. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam hemen. Sadece şunu söylemek istiyorum da. Yani sadece Mustafa Bey'in beyanıyla tutuklanmamışlar. Durmuş, Ramazan, Yemliha bunların ifadeleri arasındaki çelişkilerden dolayı sadece bunun ifadesi değil, onlar da eklendikten hocam, sonra tutuklanmış. Ara vermem lazım. Yani 3 gün ömrü kaldı. Baba muhtarı vuracaklar diye işte duyan çocuk ve sonra yine okulda bir başka çocuk acaba bizimkiler mi yaptı? Aslında cinayet geliyorum demiş galiba ve insanlara mı hala bilmiyorum demeye devam ediyorlar. 28 yaşındaki Dilek Yakar biyolojik ailesini aramak için geldi programımıza. Annesinin isminin Kadriye, babasının isminin İsmail olduğunu biliyor. Babası Antalya Kumluca'da fırıncılık yapıyormuş ve Dilek'in dünyaya geldiği tarih 20 Mart 1991 ve bir yazmaya sarılarak evlatlık olarak verilmiş. Evlilik dışı bir birliktelikten doğmuş Dilek. Gözünün altında bir gül şeklinde bir doğum lekesi var. Bu bilgiler size bir şey anlatıyorsa lütfen bizi arayın, Dilek'i ailesine kavuşturalım. Ve İsmail Ilgaz 16 Eylül'de evinden çıktı. O gün bugündür kendisinden haber yok. Ve İsmail Bey kaybolmadan önce yüklü miktarda borçlanmış etrafına. Ailesi onun bir tehdit aldığından şüpheleniyor. Birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyor. Bakalım yarın bu konulardaki gelişmeler ve diğer konularla karşınızda olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Sevgiyle kalınız. Hoşçakalın.